Geldiğinden beri yalnız hep böyle eksileri var yani. Ben daha bir tane artısını görmedim sana kadar. Gamze hayatımda gördüğüm en nankör insanlardan. Gözde yazacağım, yarım kalp koyacağım. Geri kalanı Berker istediği zaman Berker tamam. Berker'in B'sini de koy. Haklı haksızlık sende çok gördüm. Sende bir ego var. Sen biraz daha tepkimi düşüreyim ya da bir de şöyle deneyeyim demedin hiç. İyi, en azından burası sıcak. Aramızdaki buzlar erir belki evin sıcaklığından. Arkamızdaki gelen eleştirileri bir duysaydınız daha net anlardınız. Yüzme konuşunlar öyleyse. Kahkaha atmak suç, ağlamak suç. Gerçekten hiçbir şey demiyorum ya. Sen Külhan Bey misiniz bu evin sizi ya? Gelmiş hesap soruyorum. Bak ağlıyoruz. Ağlayınca moralin bozuk olduğu için ağlıyorsun. E mutluysan da mutlusun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Arzu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Siz niye sarıldınız ya yıllardır görüşmeyen insanlar? Özledik ben. Özledik kardeşim. Bir gün ayrıldık. Özledik. Hemen özlüyoruz. Sen nasıl oldun Onur? Biraz daha iyisin. Bugün biraz daha iyiyim. Böyle güçlü hissediyorum kendimi. Oo. Ya. Sen bittin yani, ben başlıyorum. Hafta sonuna falan böyle dinleneceğim evde daha iyi olurum ya. Var ya. Dün kırmızı odası o kadar şey geçmiş ki. Kötü gelmem geldi burada sinirli tek başına oturmaya gitti. Okay. Bu mermer ve aklımda kırmızı odadaydı ya. Bilemiyorum. Ama aklımda sorun yaşamışlar. Onun uçak gibiymiş. Herkesin dediğini akın sağlığıyla bir çocuk insanların fikirlerini önemsiyor. Hmm. Bak bunu fark ettim. İşte. Şimdi Merve'nin yalanlar söyleyerek içeri girmesi falan onu etkiledi. Hmm, doğru. Çok etkiledi. Çok olumsuz etkiledim. Yönde etkiledi. Çok etkiledi. Onunla ilgili bir karar alması şu an çok tereddütlü. Bak bir kıza akıl vermiş. Kız sadece bunu bir gün uyguladı kıza. Herkesle iyi anlaştım dememiş sadece. Bir de iyi yönden bakmaya çalıştı demiş. Sadece bir gün tuttu. Sonra da diyor ki ben diyor akın için kendimi değiştiremem. Ya bir daha dur çocuk sana komple kendini baştan sona değiştirdememiş. Şu oyunu terklenemiş. Nasıl geldi? İkinci gün nasıl oldu? Şimdi neye böyle? Ben anlamadım. Kızına hiçbir şey anlamadım ben sana. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Dün biz bir ara bir konuştuk. İlk kez kızın orada samimiyetini hissettim Didem. İlk kez. Samimiyetini derken dün Adem abiyle sen bahçede konuşurken bir 5-5 dakika şöyle bir konuştuk. Ama samimiyetini hissettim derken kendi gerçek halini. Kendi gibi miydi? Yani kendi gibi. Bir de o zaman dedim hatta hani bak ben sana suratsız diyordum, enerjini alıyor diyordum ama baş başa alıp konuştuğunda da şöyle bir 5-10 dakika konuşulabilecek bir kız yani öyle çok. Kız 30 yaşında hiç belli etme benden küçük duruyorsun dedim. Şimdi biz şeye girdik işte ödül törenine katıldık. Tam olay önümde oldu işte. Merve dedi ki kalktım ayağa oldu mu dedi işte dedi. Ama dedi selam vereyim bari dedi. Hadi ama öpmeyeceğim falan yaptı böyle. Ben de şaşırdım yani. Selamlaştılar öyle. Ondan sonrası işte. Ya Adnan'la eve gittiğimizde ben laf soktum ya ona. Ayağa kalkıp selam vermiyorsun. Zaten herkes merhaba diyor diye. O da ona karşılık istinaden laf mı soktun? Laf yapması soktum. Gerekeni yok, söyledi. Yok, ben yapması gerekeni iğneleyerek söyledim biraz. O da bana iğneleyici bir şekilde cevap verdi ama arkadaş... Anlamadım tavrını. Üzüldüm biraz yani. Ne yapıyorsun? Şey abi hep böyle bir yani. Ama dikkat ediyor. Geldiği beş gün oldu. Hep bir gerginlik. Dikkat var yani. Geldiği beş gün oldu. Anladın mı? Yani alıyor. Alıyor. Alıyor ve tepki veriyor. Tepki bu da veriyor. Bir şey yani. Tabii, evet. Akın. Ciddi bir şey. Geldiğinden beri şimdi sana aday gelen bir yeni adayı. Geldiğinden beri yalnız hep böyle eksileri var yani. Ben daha bir tane artısını görmedim sana karar. Vallahi kardeşim bazen insanları yaşadığı olaylar direkt eksiye indirebiliyor. Ama artıya çevirmek onun elinde. Yani sonuçta buna benim yapabileceğim bir şey yok. O kendi izlenimi değiştirecek. O yüzden izleyip göreceğiz. Yavaş yavaş toparlıyor gibi geliyor. Sonra bir değişik adım atıyor. Kırmızı oda muhabbetimiz var işte. Nasıl geçti sizin kırmızı odanız? Anlattım bunu size. Şöyle oldu. Orada benim yani bana takılan detay şu. Senden adım bekliyorum demesi ilginç oldu. Yani bunun adımlık bir şey yok. Ortada yaşanmış bir durum var. Toparlaması gereken sensen, sen toparlarsın. Ben sana zaten gelmişim adım olarak.
İki niye kere. Ben bunu söylediğimde öyle demiyordun sen. Kardeşim. Ben burada gözle bak hala aynı algıyı yaratıyor. Farkında mısın abi? Ben bundan çok sıkıldım Berker. Bak. Sıkılacağım bir şey yok. Sen bana söylediğin bir şeyi kendin uygulamıyorsun. Sen dinlemiyorsun kardeşim. Ben de ben dün burada ne dedim? Ben dün ne dedim kardeşim burada? Gözde'nin açıklama yapması gerekiyor. Onu bekliyorum. Önemli değil dedim derken, bak ben cümlede. Şimdi Akın da aynı şeyi söylüyor. Akın ne dedi? Kimin adım attığı önemli değil dedim. O duruma sen soktuysan açıklamayı da sen yaparsın düzeltmekte. Senin elinde diyor. Kimin adım attığı önemli değil kardeşim dedim. Bak ben onun yanına senin eğer kastın adım mı bekliyorsun Akın cümlesiyse ben sana şöyle söyleyeyim. Bir burada iki onların bahçesinde zaten konuşmuşum. Üçüncü kez bir insana konuşmak demek ona artık hakaret etmek demek benim lügatımda. Üçüncü kez söylenmez yani. Merve bu eve anlayana. Sanki anlayana. Gelin yani Akın'la bir ilişki yaşamaya gelmemiş de hani sanki Akın'ı bir basamak olarak kullanıyormuş gibi geldi bana. Niye diyeceksin? Nerede buraya geldi yani Akın'la tanışmaya çalış. Yani Akın'a şey geldi, talip olarak geldi. Başka yani insan söyledi. Ama sonrasında böyle bir laf sokmalar, işte önce yaşını 23 demeler, sonra 30, sonra 35, sonra 31, sonra şaka yaptım falan. Ne bileyim yani. Bana biraz tuhaf geldi açıkçası Akın. Şimdi bu evin içinde hepimizin tutarsız hareketleri olabiliyor kardeşim. Yani bırakalım, izin verelim. Bize düşen izin verip izlemek ve izletmesini sağlamak. Biraz izleyelim ya. Tabii. Şimdi Akın zaten senin Merve ile ikinizi değerlendirebileceğimiz done yok ortada. Yani. Evet abiciğim bir olgu yok. Hiçbir şey yok. Tik atabileceğimiz bir durum evet, yok ortada. Evet yani bir şeyler yaşayın, bir görelim. Bir daha hani tanışma yoluna bile girmediler abi. Evet. Bir nefes evet. Alalım bakalım yani, bir ne olacak bir görelim. Ya ondan adım bekliyor, ondan adım bekliyor. Böyle ilişki yaşanır mı abi? Ya adım bekleme diye bir şey yok aslında. Öyle demedin mi sen biraz önce? Hayır. Nasıl hayır? Onun dediğini söylüyorum sana. Adım bekliyor değil aslında mesele. Dedi ya sana yani, senden sen adım bekliyor geç. Demedin mi sen? Ben de diyorum ki ben iki kere harekete geçmişim. O bu mesajı almadıysa demek ki benim tekrar harekete geçmeye niyetim olmaz. Senden beklerim dedim. Bazı duygular parayla satın alınmaz. Gittikçe düşüyor o şeyler. Aa, onlar bana mantıklı gelmiyor işte. Ama beyni satın alması da var. O da var. Alsın. Pof diye söner o işler. Ama... Peki Gamze'nin bu... Bak Gamze'nin farkındaysan hep tarafını değişti ilk başta. İlk başta Gözde'ye yakın oldu. Akıl verdi. Gözde tam bir Berker'le başladı. Gözde'den elini ayağını çekti. O kez yeni kızla Sibel'i. Çünkü ne biliyor musun? İlişkisi olan bir insanla arkadaş kuramıyor. Olamıyor. Niye olamıyor hayatım? Çünkü bakıyor sevgilileri geliyor. Sevgili o kafasına uymuyor. Ama tek adaylarla şey yapmak daha mantıklı. Ve şimdi de Sibel'i koruduğu için Sibel de ona her kötü olduğunda gidiyor. Böylelikle yırtıyor. Şu an öyle geziyorlar. Hadem Ezel'le Merve yeni geliyor. Gamze hep yeni gelenleri bir yanına çeker ya. Ondan sonra onlar da ilk gidenler olur hep. Şimdi gene hiç yalnız kalamadığı için bu ev. Hep yanına birilerini çekip mekanda bahçe mesken edip orada sürekli bir dolduruş. Ama şimdi ben bu yeni kızım. Rabia'ya yakındı. Rabia'nın yanında durdu. İlişkisini destekledi, etti. Sonra kıza düşman oldu. Tamam mı? Şimdi aynı şeyi buna yapıyor ve buna da düşman olacak. Bak, burayı yazıyorum. Evet doğru. Gamze hayatımda gördüğüm en nankör insanlardan. En nankör insanlardan. Bak Rabia'yı savunmak için değil ama Rabia... Bak Rabia o kadar iyilik yaptı abi. Ondan sonra kız ona bir söz söyledi diye, tek bir söz söyledi diye kızı içeride dışarıda görmekle kalmadı. Neler ama dedi ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu yeni gelen kızın gideceğini hiç zannetmiyorum. Çünkü biraz dişliğe benziyor. O bir süre o dişini kullanacak. Bak Gamze geldiğinden beri burada kaç kez eyleme potasına çıkıyor gitmiyor. Bir buçuk ay kullandı o Barış'ı ya. Ben sana söyleyeyim resmen o çocuğu kullandı. Barış bunu kullanmadı, bu çocuğu kullandı. Ama bak ben sana bu kadar söylüyorum. O değil de onu bir yalancı durumunda bıraktı ya. Yazıklar olsun. Madem öyle bir duygun yok Barış'a. Niye kestirip atmıyorsun? Her defasında laf atıyor. Seni istemiyorum derken gülüyor. Böyle cilveler bir şeyler yapıyor. Konu ne olursa olsun o konuyu Barış'a getiriyor. Ama ki defteri tamamen kapatan bir insan, birini tamamen kafasından silen bir insan bırak onu adını dahi zikretmez. Beni yan yana getirmeyin bile de ben. Zikretmez ya yok var, yok sayar.
Çünkü bir kere bitirmiştir artık kafasını o insan. Ama fark ettiysen Gamze her defasında Barış... Konunun ucunu Barış ona getirir mesela. Durduruyor, dolaştı Barış. Bunu da Barış hep Barış yedikte dursun da ben ne yaşarsam yaşayayım burada, dışarıda, orada, burada. Anladın mı? Ha, ben yaşayacağımı yaşayayım ama Barış burada dursun. Oldu canım ya. Oldu. Bak şöyle de bir şey var. O gün dedi ki, Ünal'ı önemsediğimden değil, Barış'ı önemsediğimden dedi. Barış konuşuyor. Sen bu konunun neresindesin diye çocuğu kestirip atıyor. Madem sen Barış'a o kadar takılacak birisin, lafını sözünü üzülecek birisin, çocuğu niye tersleyip atıyorsun? Ufak ufak çözüyor musun? Ufak ufak, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Çok ağırdan aldın. Sen aldım sen çok hızlı gidiyorsun, sen çok ağırdan alıyorsun. Yani anlamadım abi. Ya ben... Sende tük yok. Ben kesiyorum herhalde baba dedi. Hoşuma gitse zaten ben senden daha hızlı bitiririm. Ha. Tamam. Üçüncü gün değil, ilk günden alıp götürürüm. O kadar sıkıntılı bir adam. Öyle karla malla uğraşmam diyorsun. Ya yok öyle karmış, karıdanı yapayım falan. Giderim direkt, hatun burada mı? Gel bakayım sen şöyle. Direkt alır götürürüm. Galayı da bekle. Galayı da bekle. Galayı da bekle. Ben yeniyim, sen bize yol göstereceksin. Yok yok yok. Beni izleyen ben kimseye yol gösterecek durumda değilim. Kendi halime bakın arkadaşlar. Peki abi, sen bilirsin. Deniyoruz. Öyle olsun abi, eyvallah. Gamze, bu evde 7 kişi var. 7 kişiyi evlendir. 7 kişiyi evlenen cennetlik biliyorsun, evlendiren. Ya 6 kişi zaten... evde zaten hep böyle bir üçümüzde var bir payın. Evet. Onlarda da var bir payın. Evet. Geriye 4. kaldı 2 kişi. 5, 6, 7, 3 kişi kaldı senin matematiğin. Kız. 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 bir kişi kalıyor geriye. 6 kişiyi mi evlendireceğim? 6'yı. Burada evlendir. Burası zaten bir evlilik programıyken. Tamam. Bir kişiyi de dışarıda evlendirirsin cennetlik direkt. Tamam. Hiç evlenmene falan gerek kalmaz. Tamam, direkt kolay olmaz. Tamam. Tamamdır. Orada huğur ilerlen. Hayırlı uğurlu olsun. Yazmayacakmış, şey yazacakmış. Kendi senin yerinde olsam Berker'in B'sini koyardım. Hayır, Gözde yazacağım, yarım kalp koyacağım. Geri kalanı Berker istediği zaman tamamlar. Berker'in B'sini de koy. Koy kızım sen. Aa. Koy. Berker'in B'sini koy. Sen Berker'i tanıyorsun, anladım. Yani. Tabloya bak. Bir tabloya bak yanında Sibel Gökhan bariz böyle. Rujla yazdım. Bırak da bariz belli olsun. Herhalde. He? Evlendiğim zaman oje dedi. Artık sonuçta o B olsun belli olsun, anladın mı? O fikir ya, Gözde yazdım. O... Yarım kalp yaptım. Yanlış anlaşılma olmasın diye de B harfi yaptım. Bir şey geri diyeceğim. O fikir de güzel fikirmiş. Güle güle kullan. B harfi mi? Çok sevdiğim bir arkadaşımın fikri. Beni niye çok yazmıyorsun? Seviyorum. O da kendi evindeki tahtaya yazsın. Sen niye B harfini boş? Hayır, o hayır, geri kalan ya, tamamlandı. O tamamlandı. Hani, o tamamlandı. Kalbin ötekine. Çok güzel. Hadi hayırlı olsun. Şeker. Ya da hayırlı olsun Berker. Hadi Berker. Hadi bakalım. Bravo. Helal, yakışır kardeşim benim ben. Bunu görüp ya eğer gerçekten böyle bir yani tanıma yoluna gidip devam etmek istiyorsan bence ki gidip, bence hemen kalkıp gidip o kalbi tamamla. Hemen git kalbi tamamla. Kalbi tamamla. Bunu artık bak bak. Yok, bu hareketi devamını yap. Ama geçen gün kızacağız. Şunu yaparız. Kızacağız seçimini yapmış geçen gün. Biz de aynısını yaparız. Berker demiş. Şunu yaparım abi. Ne yaparsın? Her ilişkiye adım atacak her ilerleyişimize bir harf eklerim oraya. Tamam be. Kardeş, bu program... tatlarım var ya, hiç böyle mi kalmadı benim için ya? Program biter abi. Tatlar ne? Abi biri geliyor yarım kalp yapıyor. Abi ilişkiye başladınız. Yazacaksın abi, bu kadar basit. Neden İlişkiye başladınız. Ben iki kişi, kendine emin mi kardeşim? Gidecek. Bak bak bizim gibi abi. Adnan'la Didem gibi, ben Aycan gibi, anladın korkmayın mı? Ya bu Barış kadar. Yarım kalp. Ben inanmadığım biri olsa inan korkma. Onu ben yazmadım. Onu da Adnan yazdı. Bunun şakalarını biz de yaptık ben ama. Ben yapmadım öyle bir şey, yazmadım. Çıktı ya. Ben yazmadım onu zaten. Cılkı biliyorum biliyorum. Cılkı çıktı yani. Ya ben sevmiyorum abi böyle bir anda. Sesim ilişki olabilir. Başlamış mısınız? Hayır hayır, bir ilişki başlamış. O da zaten kendi de söylüyor ya. Olduğu zaman kendi devamını getirsin. Ben de ne yaparım? Madem öyle bir şey yaptı. Her ilerleyen bir adımda bir harf eklerim. Yok abi ya. İlişkiye başladığınız gün çatır çatır söyle. O gelsin abi, buraya kendim, yazsın. Ben kendim yazarım. Ya o gelsin buraya yazsın. Buraya da ben git... yazarım, oraya da ben yazarım. Yaz. Ya, o kadar da değil. Gelsin o buraya yazsın, sen de git oraya yaz. Ya dedim ya hani eğer ki her şey net olsa buraya da ben yazarım. Buraya da ben yazarım yani. Bu değil ama daha birbirimizi o kadar iyi tanımıyoruz Onur. Gözde yazıyor ama. Biz iki haftadır ya heves etmiştir olabilir ama
O da kendi tamamlamadı zaten. Olacaksa kendi tamamlasın diye. Dediğim gibi ne o beni iyi tanıyor daha ne ben onu iyi tanıyorum. Mesela ben erkek olsam bak çok özür dilerim bunu senin iyiliğine yapıp hani çevirebileceğim bir eleştiri olarak söylüyorum. Sana gelip ben bir erkek olarak derdimi anlatmam. Sorunumu anlatmam çünkü bir o bakışlarının bir mesafe koyuyor anladın mı? Biliyorum fazla. Böyle yakında davranamam. Mesela sana böyle bir elini tutmaya çalışamam. Bir iyi laf söylüyorum çünkü. Ya ben dışarıda sağa sormam. Koyuyor. Acaba beni tersler mi bu kız derim ya. Doğru. Bir şey mi der bana? Şimdi bir ters bir cevap verir derim. Arkadaş olmaya korkarım seninle. Bırak tamam. İlişkiyi. Neden biliyor musun? Bir duvarım var. Bak anlıyorum. Hı. Bana da ilk başta insanlar çok soğuk. Diyorlar. Tanıdıkça severler. Sende de o var be. Onu yıktığın evet. Zaman her şeyin üstesinden acaba gelirsin. Acaba Didemciğim bu dersi versek mi? Akınla iletişim yöntemleri mi? Allah aşkına çok iyi taklit yapıyorsunuz. Ya. Hadi lütfen. Hadi ne olur. Bir yapın gözünüzü. Taklit yapmayın. Nasıl da ders verirken... Tamam hadi şey yapın o zaman. Biriniz Merve olun, biriniz Akın olun. Siz olsaydınız o zaman madem doğru olan neydi baştan beri nasıl davranırdınız? O da görsün. Evet. Nasıl olması davranırsın? Gerekeni. Tamam ben Merve olurum çok kolay. Hayır ben Merve olacağım en basit. Dili. Herkes Merve olur. Şaka yaptım montumu ya. Montumu getirin. Kürkümü ovalandırayım. Ben burada bir şaka yapıyorum siz ne diyorsunuz ya? Direkt psikopat bir kız çıktı yalnız. Mutsuz. Aynen. Anladın mı? Herkesten asosyal. Nefret ediyorum. Aa, bir şey bir şaka yapayım mı? Yapmayacağım. Akıl al bakayım nasıl? Bakın ben de öyle taklit yapabileceğim kadar... Didem sen daha şey iyi taklit yaptığın için o şey olsun sen Akın ol. Benim hiç özellikleri yok. Ben de Akın'ın hiç belirgi özelliği yok. Senin taklit yeteneğin çok fazla çünkü. Akın'da yani ben de belirgin bir şey yok. Mimikleri yok. Yani evet, mimiği yok bak. Kapabildiğim bir mimiği yok. Mesela Gamze'nin var. Bugün Aycan'la Merve'yi ortamıza alıp artık doğru adımlar atabilmesi için doğru hareketler yapması gerektiğini onu anlattık. Önce bir ilişkide ne gerekir diye söyledik. Tecrübeli olduğumuz için evde. İlişkisi olan ikimiz olduğumuz için. Önce tebessüm dedik. Çünkü Merve'de eksik olan en önemli şey bu. En çok dikkatimizi çeken şey de bu. Çünkü bu onu antipatik ve itici gösteriyor. Ve kendini ifade edemiyor. Yani ben kadın olarak saat bile sormam yani çekinirim. Bir erkeği düşünemiyorum bile. Ne tepki verecek acaba beni tersleyecek mi diye. Önce bunu aşması gerektiğini anlatmaya çalıştık. Orada saçma sapan bir gülümseme oldu yüzünde. Şöyle hani Joker edasıyla. Onu da zorla yaptı. Bak tamam. Gülmemem gereken konu yemin ediyorum öleceğim sinirden. Bak böyle yapıyor. Değişiyor yüzüm mimiğim değişiyor. Kendimi bak, görüyorum ya kameradan. Bak kendini görünce söylüyorum. Beni dürtüyor. Beni dürtüyor. Böyle ben de bunun gibi yapıp buna bir dürtüyorum. Dürtüyor beni yandan. Senin yanına geçtim en son dedim. Ya, güle ya. Güle güle biri oldu ya. En son dayanamadım Didem'in tarafına geçtim yani. Beni çıldırttı. Artık Seda Hanım diyecek neye gülüyorsun Gamze? Gülünecek bir şey mi var diyecek yani. Bundan sonra şeyin yanına oturmuyorum. Kimi? Eyvah! Aycan'ın yanına ben oturmuyorum. Ben senin yanına otururum. Tatlı. Hadi bak, bir şey söyleyeyim. Ya. Yapacaksanız yapın harbiden yoksa bir şey söyleyeceğim. Aha, bir taklit yapmayacağız ki. Taklit bak değil, şunu ders, dedim ders verelim mi derken. Hani sizce nasıl yapılması gerekiyor? Ya o kadar hoşumuza gidiyor ki taklit yapmanız ondan öyle şey. Her zaman olmaz o. Öyle işte. Bir gün bize atıyorum bir kahvaltı hazırlarsınız çok güzel istediğimiz menüyü. Ne istersin? Şimdi diyeceğim şimdi kahvaltı sırası mı akşam? Geç kahvaltı. Şey, cidden bir gün böyle birazcık zaman geçince yaparız. Söz ben sizce. Ya Aycan bak hayır, ya bir şey söyleyeceğim. Bizden. Şey, biz sürekli dışarıda konuşuyoruz ya Gamze ve Sibel'le. Onlar biraz da aslında şu anda konuya hakim olması lazım. Sizinle fazla konuşamadığım için böyle. Ben gerçekten bir şeyleri yoğun hissettiğim zaman zaten hani yapamayacağım şey yok. Sibel'e yaparım diyor, her şeyde hani o elektriği diyor. Ondan alamıyorum. Aslında bir şey ben bir şey söyleyerek geldim. Aslında tereddüt etmesi gereken kişi sen değilsin evet. Akın. Sen geldin çünkü ya. Çünkü öyle iddialı bir giriş yaptın evet. Ki... bir şaka ya da değil vesaire. 23 yaşındayım dedin. Tepki başka alınabilecek türlü bir şekilde girdin. İki evden de çok büyük tepki gördün. O da bir erkektir. Erkekler birbirinin etkisi altında hala çok kalırlar. Baskı mı yapıyorlar? Çok kalırlar. Üstüne mi gidiyorlar erkekler yani? Erkekler evinde de bu seninle ilgili bu konular konuşuldukça o da dedi. Hani bu kız demek ki yalancı.
İşte, gerçi doğru. Önyargısı evet. var seninle alakalı. Bunu yıkacak olan kişi yine sensin. Aynen. Doğru. Şey bile gelmemiştim ya, rahatsızdım, geç geldim. O gün bile yüklenmişler mesela üstüne. Bak sana yalan söyledi yine galiba. Vallahi gelmedi, kandırdı seni falan. Ben de çok konuştum bak, yalan yok. Ya olabilir tabii ama yani. Ama dün bir konuşmamızda bir 5-10 dakika da olsa samimi, hani samimi derken ilk kez ben kendi olduğunu gördüm hani. Orada bir kendi Merve'yi gördüm. Esas Merve'yi gördüm. Aynen. Ve negatif enerji yaydığını da söyledim. Evet. Oo, peynir güzeli. Bak, peynir peynir ya, bu kız her şeyi geçsin. Allah'ım senin ya, bir mizah anlayışın, ne bileyim bir komedi. Şey bu kadar şeyin. Bilemez ya. Ay kendimi tarla parası gibi hissediyorum, acıktım ya. Sibel. Zeytin mi peynir mi? Zeytin peynir. Ama en çok sevdiğim zeytin. Gülmen lazımdı. Onu sorarak. Bunu ciddiye sordum. Yaptı yanlışım. Ben gülsün gülsün. Acaba ne desek çok ciddi olur? Niye ciddiye alır hiç bilmiyorum. Gökhan'ın resmini yırtıyorum deyince ciddi olur. Hı? Gökhan'ın resmini yırtacağım şimdi. Yırt resmini. O tişörtü şimdi çok anladım. Hangi bir tişörtü var onun? Hemen giyer. Burada şöyle mendeki bir... oynar. Değil mi kız? Kıyamet herhalde. Kopar. Herhalde. Hadi bir mezdeki daha yap. Bugün... Bugünkü sporunu yapmayı unuttun. Gerek yok. Ya bak bir şey söyleyeceğim. O gün test yapmaya geldiler ya, baharatları almışlar bak, falan. Bir kere bir şey diyeceğim. Baştan başla. Şimdiden gülerek konuşmaya bir alış. Bir dene bir nasıl. Onunla ilgili anlatırken bile gergin mi olsun, anlatıyorum? Olsun ama hep evet. Bir şimdiden bir başlayıp gülerek anlat. Mandal falan bir şey var. Evet. Sen gül, ben bakacağım. O gün gelmişlerdi ya, merdivenlerde iniyorlardı ya hani. Sahte değil, orijinal. Ya alıştırmaya çalıştığım için ağzım, o yüzden şey yapıyorum. Merdivenlerden indiler hani, geldiler ya, baharatlarla test yapacaklardı hani bize. O gün ben ona espri yaptım hani, beni bozdu sizin yanınızda bak, falan diye. Tepkiler ne kadar güzel, hepsi seni dinlerken gülümsüyor. Gülerek izliyor. Onu geç. O zaten bugün anlamadım onu yani. Bir tane adayı mı vardı? Kimdi onlar? Geçen hafta burada neydi ismi? Gizem, İki tane adayım vardı, neydi ismi diyor ya. Ya ne adamsın sen ya. Gizem. O da bana aday olduğunu söyledi. Ha, geldi gitti. Ha. Öyle mi oldu? Ben de zaten hani Gözde'ye karşı iyimser baktım. Ona bu o Akın'a aday oldu. Yani Akın'la olmak istiyordu. Sonra gelinler evindeki işte Aycan'ın Maycan'ın herhalde diyaloğuyla falan o iş sana döndü yani. Akın'ı tanımak istiyordu ama. O yüzden de zaten ben hani Gözde'ye karşı olumlu bir adım atarak zaten ona, benim de ona karşı hani sadece bomboş olmadığımı ona da söyledim zaten. Belli de ettim. Ben ondan şu anda şunu bekleyebilirim sadece. Ado. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin ya. Nerede yaptınız? İyi. Sen ne yapıyorsun? Oley. Bunu da kırayım ben. Aklım gitti ya. Neyi? Bunu kırıyor. Oğlum gitti dedim ha. Abi şu cüsseye bak, bir cüsseye var. Ben hayır, bir de biz varız Tanrı abiyle. Sen benden kilolusun hatta. Kilo var. Hatta. Kekikli suyu çıkar. Sen benden kilolusun abi. Kekikli suyu içsin. Sen öğrendin mi nane limonu kimi yaptığını? Benden kilolu olamaz ya. Olur abi. Sen öğrenmiş gibi geldin ama. Öğrendin mi sen? Ne? Doğru. Satın almış diye duydum. Şimdi. Hazır mı diyorsun yani? Nane limon mu satıyorlarmış dışarıda? Satılıyor tabii pakette. Olsun, aşkı için yapmış. Gitmiş satın almış. Sallama mı yapmış olabilir? Ya bilmiyorum, yok. Normal nane limondu ya bildiğin. O da büyük ihtimal yardım etti. Nane limon zaten çok yaptı, güzeldi. Bence ilk çayı bana getirdi. Ya, ama kekik bir şey söyleyeyim mi sana? Kekikli miydi o gene? Kendisi itiraf etti zaten. Ben hayatımda yapmadım aşkım dedi. Ben de olsun dedim. Tamam ya, büyük bir ihtimal birine yaptırdı evden. Ya da dediğin gibi bir yerden aldı geldi. Baharatlarla bizi test yapacaktı. Ben bilemedim ya hani. Sonuçta benim eş adayım. Ben böyle şeylerde beni kollamasını falan bekliyorum. Ben bilemesem bile neden buna saf muamelesi yapıyor? Azıcık da. Ağzın şey olacak Gamze'cim. Daha ne kadar açabilirim arkadaşım? Bir şey arkadaşım. Diyeceğim. Buradan ben buna bir ip alayım. Hani aynen. Şöyle asıyorlar ya. Evet. Yani zorlu. Şuna bir şey söyleyeyim mi? Biz diş... Çocuklara çeneleriyle ilgili problem olduğunda, diş problemi olduğunda çenelik takıyoruz böyle. Onu sana şuradan açarız. Buradan kafandan geçiriyorsun böyle. Tamam mı? Ondan geçiyorsun. Tamam. Sürekli böyle gezerim herhalde. Evet. Devam et. İşte o test yaptığında ben bilemedim ya hani, beni bozdu ya böyle, bilemedin sen dişler, de diye. Dişler evet. Ben onda mesela şey beklerim, bilememiş olabilirim. Olsun, bozmasın. Mesela giderken bir espri yaptım.
Ne dedim? Dişler, bir şey söyledim dişler. Ben ona. Ya unutuyorum işte. Yavaş yavaş. Neden bir anda üstüme geliyorsun? Vallahi var ya insanlar seni izlerken suratsız diye duydum ama bilemiyorum. Öyle bu madde bir. Bir erkek önce evine geldiğinde ya da eşinin sevgisinin yanına gittiğinde ne bekler? Güler yüz. Bak Onur'la atla evet. Merdivenle iniyor biz direkt. Biz böyle tin tin tin. Merhaba hayatım. Merhaba. Çok küs olmadığımız sürece. Peki şunu çok merak ediyorum. Şimdi İngilizce konuştular ama... Örf adetlerimize göre mi İngilizce konuştular yoksa sen tercih edin? Ya yok ya örf adetlerden öyle bir şey onu olmadı de, ya. Ne örf adeti kanka ya? Konuşamaz ki abi. Göre İngilizce nasıl ya? İadeyi ziyaretimizi yok, İngilizce mi söyle? Ya da Allah'ın emri peygamberin rahmeti İngilizce mi söyle? Böyle kendi aramızda güzel bir yemek yaptık. O kadar öyle fazla büyük bir şey olmadı. Biz zaten kendimiz evlenmiştik. Onlar liste yoktu biz evlenirken. Biz iki kişi gittik evlendik kafamıza göre. Kafana göre. Yazıklar olsun. Ailenin haberini almadım. Kafamıza göre. Burada mı evlendin abi Amerika'da? Amerika'da. Kendimiz gittik yaptık. Ondan sonra aileler bir araya geldi. Güzel bir yemek yaptık falan işte. Çok sonradan. Düğün yapmadın, oynamadınız yani. Ve arkadaşlarımız arasında ilk evlendiğimiz zaman öyle bir küçük İçinde şey İçinde nokta kaldı mı? Düğün mü? Olsaydı da halay çekseydik falan. Hiç kalmadı vallahi. Ya benim düğünlere karşı zaten şeyim var yani. Bilmiyorum. Pek böyle düğün meraklısı değilim ben ya. Bana şey geliyor düğünler birazcık böyle. Aklıma benim bugün güzel biraz bir şey geliyor. Garip geliyor yani. Sonra sunayım. Yani o çok düğünde bütün akrabaları, eşi dostu yapacağına ben abi alayım. Gideyim başka yere. O masraf yerine ben abi. Başka bir şey yapayım yani beraber olduğum belki kadınla. Tuğçe düğün ister abi. Ya eyvallah. Yani eğer olur da Allah nasip ederse devam ama ederse. Ama yani benim düğün kafamdaki düğün yani kesinlikle böyle... Şey gelin gitsin kafasına göre takılsın. Şey düğün değil yani öyle... Düğünü Kartepe'de oldu. Yaparsın abi artık. Yok abi Kartepe'de değil bir defa yaz düğünü isterim öyle bir şey olursa. He. Bir de kumsal düğün mü yani beyaz düğün istiyorum ben. Oo, herkes güzel. Beyazlarla gelecek. Yani dress code beyaz olacak tamamen. Şey, Amerikan düşünce. Casual olacak. Öyle kravat mravat yok abi. Güzel böyle. Rahat. Ketenli, rahat. Herkes yasak. Rahat olacak. Ayakkabı yasak. Aynen öyle. Ayakkabı falan gerek yok. Her şey grand olsun bir defa. Böyle düşünüyorum yani. Çok ne iyi bence. Gece de ateş yakacaksın. Devam. Aynen. Tabii canım. Wow. Yani öyle bir düğün. Öyle şey düğün yok aklımda benim. Güzel. Davul zurnanın yeri de ayrı ama seninki de güzelmiş. Senin aklında... Olur. Şöyle bir şey olur. Onu da yapmıştık. Ben Hindistan arkadaşımın düğününe gittiğimde. Bir tane traditional bir düğün olur. Profesyonel abi. Yani geleneksel bir düğün yapılabilir. Gündüzden işte davullu zurnalı falan. Ama benim gerçek istediğim düğün öyle olmalı. Hayal. Hayaller dünyası zaten ya. Senin hayalindeki düğün nasıl mesela? Vallahi benim hayalimdeki düğün gene Tankut abiye benzer. Bir kır düğünü ama gene sahilde. Yani denize sahil sıfır. Denizde olacak abi. Ayakkabı olmayacak. Hemen hemen aynı, yakın. Aynı tabii. Senin nasıl abi? Ben de kır düğünü hayal etmişim. Kır düğünü böyle. Yani böyle de kumsal da değil de daha kırda böyle. Ha, daha böyle sonbahar havası. Ha, biraz böyle Eylül'de. Eylül havasında böyle. Düşer. Yani çok hava daha soğumadan, birinci, ikinci haftası gibi böyle. Senin Akın? Kır düğünü diyormuşum. Herkesin hemen hemen ayrı. Papatyaların içinde falan. Yani kaç tane düğün şekli bahar, var zaten? Hayır. Bahar güzelmiş. Salon gerçekten düğünü var, kır bahar düğünü ayında, var, sahil düğünü var zaten. Bahar ayında papatyaların açtığı. Otel vardır, balo salonu. Evet. Şeyi mi bahar konuşuyoruz? Düğün... Dur şu an hayallerden bahsediyoruz. Söyle bunu. Adam konuşamadı. Söyle kardeşim, düğünlerden bahsedin. Benim ailem Bolu'da yaşadığı için bizim orada yaylalar falan çok... benim hayalim... Dur. At yaylası Akıncım, var bak orada. Zaten sen bugün he. İşte zor evleneceksin, tamam mı? Tamam kardeşim. O yüzden dur lan adam hayalinden bahsediyor. Sayın ilişki uzmanımız keser biçer. Keser biçer. Keser döner, sap döner. Gelir hesap döner. O yüzden fazla sıkı. Bro, yani işte bahar ayında papatyaların arasında güzel böyle taşlandırılmış bir düğün. Bir nevi beyazla yeşil karışımı gibi bir şey olacak. Yani benimki de beyaz işte. Merve sizin genelde probleminiz var. Bence Akın burada duruyor. Sen onlara gidiyorsan. Sen onlara evet. Sen şuradan hadi bakayım. Başlamadan bunları takıp bak başlamadan. Çık git buradan. İlişkin daha başlamadan bunlara takıyorsan vay efendim eyvahlar olsun. Senin ilişkin zaten başlayamaz.
Ama ne bileyim, normalde böyle bir ilişki yaşamadığım için herhalde şu anda tuhaf geliyor, anladın mı? Sonuçta ben bir adım birisine gidersem beklerim ya karşılığında, o da birazcık gelsin. Ya da biraz daha kibar, naif davransın. Ama gittiğini sen düşünüyor, ben bir adım atmadım. Evet. Sen ama gittiğini düşünüyorsun. Hayatım bak, ama gittiğini düşünüyorsun ya sen şimdi. Mi? Eğer Akın da öyle düşünüyorsa sana kırmızı odada benim için ne yapıyorsun deme. Hayır, onun adını verdin ama belki de eve girmek için Akın dedi. Nereden Akın bilsin? Sonuçta bu evde... Sevilen, beğenilen bir takdir gören bir damat adayı. Böyle girdiğini de, yani benim için değil, eve girmek için beni kullanıyor diye bile düşünebilir. Ama ismini vermeden gerçekten de gelebilirim. Gerçekten seni istediğini anlaması lazım. Ya şu anda kafamda aklımda birisi yok ya da emin değilim, değilim deyip değil, de girebilirdim. Işte şimdi bir umut, erkekler senin burada kalmanı isteyebilirler. Hani belki mutlu olurlar diye. Birini söylemeseydin. Bir de şöyle ya, bir şey var. Da. Bir erkek kendinden emin olmayan bir kadının direkt niye... Evet. İlgi göstersin ki sen ondan emin değilsin bir kere. Sen o senden nasıl gelmiş, emin olsun? Aynen. Ya bak, ben çok şey bile olsam, hissetmeye bile başlasam biraz çekingen bir insanım. Erkek konusunda çok böyle atak davranıp hani bir şeyler yapayım ve ben sürekli adım atayım diyebilen bir insan değilim. Ondan biraz herhalde, birazcık da ondan bekliyorum. Ondan birazcık bir şey görsem ben söyleyeceğim zaten. Bak, Didem, Aycan, ben üçümüz konuşuyoruz. 5 aydır bu evde, 3 aydır bu evdeyim. Gelen giden bir sürü insan oldu. Sana tamamen yardım amaçlı söylüyoruz bunları. Evet, bana da aynısını hani söyledi. Gerçekten öyle. Hani olması gereken bu çünkü. Sen sonradan geldin ve biri için geldin. Yani maalesef kadınlar oturduğu yerden hep bana isterler ama öyle olmuyor. Ama benim canım yakınım, bundan sonra canını yakacağım. Canını yakacağım. Ben burada olana kadar Gökhan diyeceğim. Bu kadar adamın hakkını yiyemezsiniz. Gökhan burada yokken ismini geçiremezsiniz. İsmini geçiremezsiniz. Sen yeterince reklamını yaptın zaten, tamam mı? Senin reklamların bitti. Bundan sonra insanlar konuşamayacak, sadece izleyecekler. Çünkü bizim filmimiz başlıyor. Akın ve Merve'nin filmi başlıyor. Canım benim, benim gelip gelmeyeceğim belli değil ama ben o evde seni ağlamanı istemiyorum. Gülerek çıkmanı istiyorum. Onun gelip gelmeyeceği belli değil de sen istersen gidebilirsin bu evde. Sen istersen gidebilirsin bu evde. İlişkinizi hala samimi buluyorum ama merak ediyorum. Sen de uzaktan bu kadar güzel sevebilir misin? Son zamanlardaki tavırların yüzünden bu evde yerin olmadığını düşünüyorum. Bence bu haftanın en büyük özeti olsun bu. Seni bu evde görmek istemiyorum. Ya görkemli bir düğün yaparım desene abi bu, sen şunu. Bu. Şov yaparım diyor abi. Şov. Lazerler falan böyle. Abi bir kere evleniyorum. O düğün de benim için önemli. Şekler. O yüzden de konuşulması gereken, konuşulmasını istediğim bir düğün olacak ya. Şu an yaşıyor. Yaşadım vallahi. Ben bir kere olacak bir şey için tüm birikimimi harcamam abi. Sen de zaten beklemiyoruz. Sen yine yaptın gibi bir adam. Hattan olarak beklemiyoruz zaten sen. Abi yazık günah yani. Benim o kadar maddiyatım olmaz. Hayatım boyunca. Didem'e gelinliği kiralayacağım zaten. Ama ne yapayım senin için ben seni öyle bir sıkıntı yok ki burada yapmayacağım. Evlendiğin hanımefendi için çok özel bir gün yani. O güne kadar kalırsan. Ama özel bir gün zaten bu. O yüzden para harcanır yani. Ne gelinliğin var ne de varsa harcansın. Yoksa da ona göre bir şey yaparsın. O adam hiç para harcamadan direkt diyor ki ben diyor takıları alayım diyor, uzayayım diyor. Onun peşinde. Kim? Adnan mı? Adnan tabii. Adnan mı? Ne diyor? Adam böyle hiçbir şey yapmayacak böyle. Sandalyeleri atacak. Düğünden gelen parayı toplayacak, uzayacak. Hiç düğün salonuna para ver. Parayı mı toplayacağım? Çalgıcı mıyım oğlum ben? Niye sana takılar gelmeyecek mi kardeşim sana? Ben para harcamadan yapacak mısın yani? Para kim diyor yani kısacası? Peki o takıya gelmeleri için bunu nereye yapacak? Ya işte Taksim Meydan'da bir yer buluşuyoruz yapıyorsun mu diyeceğim? Yok hayır. Yarın saat 12'de Taksim Meydan'da buluşuyoruz. Takı merasimi yapıyoruz, önden veriyorsunuz diyeceksin. Alıp gideceksin. Artık böyle eskisi gibi öyle olmuyor değil mi? Takı okutmuyorlar yani. Vallahi eğer bunu seyretlerse kötü olabilir. Vermiyor mu? Didem kızar yani. Evet abi. Takılar alıp kaçacağım. Tabii canım ya, takılar alıp kaçacak adamın ne işi var abi? Nasıl sen çocuk falan var mı? Takı alıp kaçan gelin. Hiçbir görmedin takı alıp kaçan gelin. Bir tane haberleri çıkıyor. Gelin kaçıyorsa damat da kaçabilirmiş yani. Gel gelelim benim düğünüme. Sağ olun sorduğunuz için. Günal'a da sormadık, Günal da. Söyledim. Olduk ya. Hemen hemen aynı. Barış sen? Barış'a sormadık. Sen anlat. Ben 3 kere düğün yapacağım. Bir burada, bir Kars'ta. Yok. Kars'ta kimim, kimsem kalmadı ki. Öyle mi? Bir bura Ankara. Yaparsa, evet. Ankara. Bir Ankara'daki mahallemde. İlla ki. Öyle bir şey.
Bir de tamamen böyle Didem'in yakın arkadaşları ve benim yakın arkadaşlarımın olduğu. Hani masrafsız bir... diyorsun. Seninki sen de düğün, üç tane düğün yaptın. O düğün olmaz kardeşim. Ki. Ne? O düğün olmuyor. O özel davet veriyorsun. Davet. Düğün bir tane. Düğün abi. Ne? Düğün bir tane abi. Düğün ne? Düğün bir tane. Düğün bir tane mi? Ya salonda ya organizasyonlu. Niye abi? Ama senin dediğin kızın, yakın arkadaşları Didem'in. Kızın memleketinde bir düğün, adamın memleketinde bir düğün sona gelip tamamen ben üç tane düğün yapan görmedim. İki olur. Nasıl Adnan, görmedin? İki olur. Kızın üç tane düğün görmedim. Kız tarafı bir erkek tarafı iki yapar. Hayır ya. Ne kız tarafının üç olmaz. İki olur, iki olur da. Özür dilerim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ben üç düğün yapmayacağım. Üç değil, iki kardeşim. Erkeğin memleketinden. Üç düğün derken ben üç tane kadın alıp üç tane düğün yapacağım demiyorum. Tabii, öyle de demedim zaten. Ya davet verirsin. İki düğün olur. Memlekette davet verirsin. Allah Allah. Adnan, anlamadığım bir şey düğün eşittir davet demek değil mi? Adnan, o zaman sen Adnan yakın arkadaşlarını o düğünlere çağırmayacaksın mı? Yakın arkadaşlar ilk düğüne gelmeyecek mi? İkinci düğüne gelmeyecek mi? Üçüncü düğüne gelecek kişiler. Üç kere gelsinler abi işte ne var ya? İki memlekette olur. Soruyu cevapladıktan sonra kalkalım. Biri kız tarafı, biri erkek tarafı. Aynen. Hanımlar, sizlere konuşma demek istiyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Sizlere bir geisha ruhu aşılamaya geldim. Allah korusun. En sevdiğim. Allah. Sever misin böyle? Çok severim, çok hoşuma gider. Biraz evet, mola ama daralttık bakalım. Beyler merhaba, nasılsınız? Bakara basık ya. Konnichiwa. Kız şöyle bir de çok taksaydınız. Az sonra sorarım ben size. Burada Çinli var ya. Berker bir merhaba desene. Berker sana niye Çinli diyorlar kardeşim bunu? Çince biliyorum biraz da Çince ondan. Çince biliyorsun ya. Hanım, ama ben Japonca giyindim. Evet. Japonca giyindim. Neyse. Ya ha Çin ve Japon fark etmişsene. Aynı diyorsun. Yani bizim Adnan'a da bak. Aynı. Tabii Japonlar. Şimdi. Niye olma? Adnan. Efendim. Sen kaptırdın bu işleri yengeye de. Bu şakacılık, bu taklitçilik. Bu meslek gitti senin elden. Az sonra göreceksin de. Ama ondan önce yeni gelin adayımıza. Merve'ye yapılan bir yorum var. Ona bakalım gelin adayları ne konuşmuş. Sonra Didem yengenin marifetlerine geçeceğiz Aycan'la. Var ya. Canım kırmızı odası o kadar şey geçmiş ki. Kötü gelmem geldi burada sinirli tek tek başına oturmaya gitti. Okay. Bu Merve. Akın'la kırılması odadaydı ya. Bilmiyorum. Ama Akın'la sorun yaşamış var. Onun hiç hakimiymiş. Herkesin dediğini Akın sağlığıyla birçok insanların fikirlerini önemsiyor. Hmm. Bak bunu fark ettim. İşte. Şimdi Merve'nin yalanlar söyleyerek içeri girmesi falan onu etkiledi. Doğru. Çok etkili. Çok yönde etkiledi. Çok etkiledi. Onunla ilgili bir karar alması şu an çok tereddütlü. Bak bir kıza akıl vermiş. Kız sadece bunu bir gün uyguladı. Kıza herkesle iyi anlaştım dememiş. Sadece bir de iyi yönden bakmaya çalıştı demiş. Sadece bir gün tuttu. Sonra da diyor ki ben diyor Akın için kendimi değiştiremem. Ya bir daha dur çocuk sana komple kendini baştan sona değiştir dememiş. Şu oyunu nasıl geldi? İkinci gün nasıl oldu? Şimdi neye böyle? Ben anlamadım. Kızına hiçbir şey anlamadım ben sana. Evet, Dudu teyzelerimizin bir ay çekirdeği eksik oturmuşlar oraya. Başka bir şey yiyorlar ona zaten yerine. Belliydi oradan bir şey çıkacak. Belliydi. O bakışlardan belli. Evet. Ama bu dediklerini sen biliyor muydun? Şimdi söyledik ya bunları. Hayır, burada konuştuklarımız var ve orada konuştuğunuzun o şekilde... Şeyini, kırmızı oda nasıl geçti peki? Efendim? Kırmızı oda nasıl geçti bahsettikleri? Ya evet kötü geçti Seda Hanım. Niye? Çünkü ne ya bulamadın? Bilmiyorum bir türlü Akın'la aşamadığımız bir şeyler var arada. Bir elektrik var yani ben sonuçta onu beğenmesem gelmezdim. Ekranda gördüm efendi yakışıklı. Evet. İsteyerek geldim. Biraz da böyle çekingen bir insanım. Hani sürekli adım atan taraf ben olamıyorum. Ama bu ukalalığımdan dolayı değil çekingenliğimden dolayı. Ukala. O da bana gelmeyince biz iki arkadaş gibi derken... olduk. Ukalalığımdan dolayı değil diyor, çekingenliğimden dolayı diyor. Yani sanki iki iyi arkadaşmışız gibi. Evet biraz şeye döndü, benim burada çok sorunlarım olduğu için. Onunla bir araya geldik mi, bana yardımcı olmaya çalıştığı için. Hani teselli veriyor bir nevi. Ondan dolayı biz kendimizi tanıyamadık. Yarın ben daha güzel inceleyeceğim onu. Final öncesi VTR'lerimiz var ya, yarın büyük final efendim. Biliyorsunuz haftanın finali. Kim veya kimler gidecek yarın belli olacak. Bugün de sizlerin birincilerini açıklayacağım az sonra ama... Akın'la ilgili duygularına ve geldiğiniz noktaya bakacağım. Sen nasıl şu iki hanımefendinin yorumları hakkında ne düşünüyorsun?
Vallahi onlara şaşırdım. Benim yanımda az önce evet bunları söylüyorlardı bu tarz şeyler de dost tavsiyesi verir gibilerdi. Orada biraz dedikodu gibi tarzında orada konuşmuşlar. Orada dost tavsiyesi verebileceğimiz kimse yok. Aramızda konuşuyoruz. Yani aynı hani o tarzda bir kere olmak. Şaşırdım biraz. İkincisi yanlış bir şey söylemiş miyiz? Yanlış sadece tespit etmiş. Yalan yanlış değil de açıkçası hani burada benim yanımdaymış. Sanki yol göstermeye, yardımcı olmaya çalışıyormuş. Mutluluğumu istiyormuş. Bu evde bir ilişki daha başlasın istiyormuş tarzındayken. Orada açıkçası biraz gördün mü kız yalanlarla girdi eve işte. Bak akın da ondan yanılabilmesi lazım, güvenmesi lazım. Hangisi doğru? Sanki, bak olayı biliyor musun? Şu anda ben de iki biz karakter onu, gördüm gibi. Orada bak, ve burada Aycan ve Didem oldu benim için. Sen diyorsun ya hani bir türlü aşamadığımız bir şey var diye. Biz orada şunun yorumunu yaptık. Dikkatle dinlemedin neymiş sanırım. Neymiş aşamadıkları? Hani başta bu yaş olayı şaka mevzusu yalana dönüştü şey oldu uzatıldı ya. Akın burada birazcık etkilendiğini ne kadar toplasa da unutmuş gibi gözükse de burada etkilendiğini ve etkilendikten sonra da hani o raddeye direkt gelemediğinizi anladın mı? Güzel bir de tespit. Sen birazcık böyle yanlış anlama şimdi de söyledim. Negatif durduğun için sana bir türlü sıcak yaklaşamadığını konuştuk değil mi evet. Didem ya? Negatif mi bir şey duruyor? Yani, çekingen mi duruyor? İşte onu diyor o da. İşte, negatif yani. Onu biz çözemedik yani onu konuştuk. Öyle dışarıdan evet negatif gözüküyor. Siz ne yapardınız? Sen ne yapardın? Ne anlamda? Beceriklisin işte. Adnancığımızı kaptın. Evet. O da beni kaptı. O da seni kaptı ama şimdi Merve'nin yerinde olsan ne yapardın Akın'ı elde etmek için? Yani bir kere şu yanlış yaptığını iddia ediyor ya hani önce bir gülümsemeyi öğrenirdim mesela. Az mı gülüyor? Bak güldüğümde çok yakışıyor. Önce çünkü tebessüm çok önemli. İki günden çok daha iyi. Bir erkek sürekli gülünce suratsız bir kadını asla tahammül edemez yani. Biz bile o tavrından sıkıldık. Sürekli mutsuz ve böyle sinirli bir kız. İlk iki gün yaşadıkların evet, etkisi var ya. Evet Sedan çok zordu. Gerçekten Gamze'yi hatırlasanıza. Eyvah yanına yanaşamıyorduk. Tabii, bir yalanla giriş yaptı. Dolayısıyla bizden de tepki çekti. Erkekler evinde de tepki çekti. Sonuçta bir ilişki yaşanacaksa. Dolayısıyla sağlam temeller üstüne kurmaktan yana akıyor. O yüzden de önce biraz inanmak sonra da güvenmek istiyor. Sedan bir de şey var sürekli bunu aşmaya çalışırken tamam ben de bir şeyler yapmak istiyorum Akın için biraz daha adım atayım. Ama sürekli erkekleri yani damatlar evinden de buradan da hep yalan. Onun altın yani o laf geçerken yalan. Hani yalanla girmiş diye yalan. Akın unutamıyor yani şimdi unutmaya çalışıyor. Ya ne olur o geçmişi bir silelim artık. Psikolojim bozuluyor sürekli. Tam bir şey yapmak isterken hani yalanla girdin. Hani yalan demiştin ya. Akın bile kırmızı odada. Şimdi o yalanın kokusunun çıkacağı veya ister şaka deyin ister yalan nasıl algılıyorsanız öyle algılayın da. Onun kokusunun çıkacağı o kadar belli ki insan bu kadar bile bile lades yapmaz. Evet. Hepimiz biliyoruz gerçek yaşını. Seceresini biliyoruz. Ya onun ortaya çıkacağı eninde yani sonunda belli. Seda Hanım annem babam izliyor sonuçta yani demeyecekler mi bizim kızımız ne saçmalıyor ya ne yapıyor yani evlenmek için gitti oraya neyin şeyinde bu bir de bu evde daha büyük yani şeyler atlatıldı. İşte bunu biz ama yani evlenip olarak ayrılanlar şey işte ne bileyim mi? Sözlenip nişanlanıp ayrılanlar falan bir sürü bir şeyler atlatıldı. Bu bunların arasında daha basit bir şey ama gelir gelmez olması talihsizlik. Evet, bir de tabii yaşanılan o çatışmalar çok büyük talihsizlik. Bir de Akın'a sorayım. Akın Merve çok güzel bir kız bence. Hani aranızdaki yaş farkı 3-4 yaş hiç dert değil. Kime evet. Allah ne kadar ömür ve sağlık vermiş onu bilemeyiz çünkü. Bir kadın bakımlı olduğu sürece zaten hani 25 yaşında bakımsız bir kadındansa 45 yaşında bakımlı kadın her zaman daha presentable ve hani yanında taşınır durur bir erkeğin. Bu bir ruhtur içten gelmesi lazım. Evet Sedan. Doğurganlık desen burada herkes çatır çatır 10 çocuk sahibi olacak yaşta. Allah'a bin şükür Allah'tan bir şey gelmezse. O yüzden bir evlilik önünde, yolunda engel yok. Ama seni bu dizginleyen şey ne? Ben yaşla alakalı hiçbir şekilde şikayetim olduğunu dile getirmedim. İkincisi, ben Merve'ye kendini değiştirmesi gibi bir cümle kurmadım. Orada arkadaşlarına kurmuş olduğu cümle, ben Akın için kendimi değiştiremem. Böyle bir algı yarattığımı düşünmüyorum. Beni dizginleyen şey şu, en başta oluşan o algıdan sonra kendisine dedim ki bunu değiştirecek olan sensin. Evet bende bir burukluk yarattı. Ama bu demek değil ki ben sana kötü davranacağım, soğuk davranacağım ya da kötü sözler söyleyeceğim. O gün de en yumuşak davranan sendin. Evet ben zaten onu bir fark etmemiş bile Seda Hanım. Ünal'a teşekkür ederken benim dediklerimi duymamış bile. Bak en yumuşak davranan Akın'da olayı çünkü, toparlayan doğru. Çünkü çakralarını açamazsın dedim sinirliyken. Buna dikkat et dedim. Nabzın yükselir ve anlamazsın insanların ne dediğini. Hata yaparsın. Hadi onu da geçtim. İki kere konuştum. Ertesi gün tekrar bir şey oldu. Tekrar konuştum. Çok sorun değil. Gerçekten problem yok. Sadece ben burukluğumu yontması için bir atak beklerken bana dedi ki ben adım attım. Sen adım atmıyorsun.
Ama kusura bakma, ben iki kere seninle konuşmuşken sen bana adım atmazsan ben üçüncü kez bir insana hakaret olacağını düşünürüm. Bir şeyler söylemenin tekrar tekrar. O yüzden üçüncü de senden beklerim. Çok özür dileyerek söylüyorum bunu. Seni kırmak ya da incitmek gibi asla bir niyetim yok şu an. Buna kalıbımı basıyorum. Çok da güzel bir elektrik aldım. Burada arkadaşlarıma binlerce kez söyledim. Onların bana aksi tepkiler vermesine rağmen seni savunacak sözlerden asla kendimi çekmedim. Hep güzel konuştum. Teori de üretmiyorum. Senden adım bekliyorum. Zaten bir yolda değiliz. Bir olgu oluşmadı. Bir tikimiz yok daha. O tiki at tahtaya, gerisini ben getiririm. Hiç güzel. Sıkıntı yok yani. Ben zaten söyledim Seda Hanım. Dedim yaz ki hani yani git bir kahvaltı götür, bir sohbet et güzel güler yüzle. İlla böyle klasik sana anlamda ne olması gerekmez. Nasıl karşılayacak? İlla bu evdeki bu meşhur kahvaltı mesela, menemen, kek, mesela, poğaça muhabbeti o olması gerekmez. Mesela ben bin Seda tane yaparım, küçük Seda bir şey ya. Hani küçük bir şey yap. Hani olumlu güzel küçük bir şey yap. Şimdi ilk haftası bir de bunu düşünelim. Biraz eve ısınması gerekiyor galiba. Seda İnşallah. Seda Hanım. İnşallah zamanı şeyler, olur. Bu evinde bir de o tik tak saati var. İnşallah zamanı olur. Seda Hanım, Merve'nin poğaça veya şunları yapmasından daha önce bir hata yaptığının bir hata olduğunu kabullenip evet, bunun üzerine bu adamla önce bir konuşması gerekiyor. Evet. Yaptığın hala hata olmadığını ve hala şaka olduğunu Kırmızı savunuyorsun. Odada bunu önce söyledim ben de zaten. Kendi yaptığından haklı haksızlık sende çok gördüm. Sende bir ego var. Hmm. Senin önce bu egoyu aşman gerekiyor. İşte, mutlu bir ilişki yaşayabilmen için. İnsanın huyları değişmez ama davranışları değişir diyorum evet, ya ve değişmelidir. Ben böyleyim dünyanın en çirkin sözü zaten. Ben böyleyim, böyle gelip böyle öleceksen niye yaşıyorsun ya? Durumlara, hayatta tekamül etmek diye bir şey var. Ben böyle doğdum, böyle de ölürüm. Bunca tecrübe nereye gitti? Yani bak, yaptığın bir şey hatalıysa, sen belki kendine göre çok doğru yaptın ama bu kadar insan yanlış algıladıysa, benim niyetim iyiydi. Şakaydı, hoşluktu, şuydu, buydu, sizi tartmaktı, denemekti. Bu kadar büyüyeceğini tahmin edemedim be. Kusura bakma, ben yalancı biri değilim, zamanla da görürsün. De geç. Ama Seda Hanım, ben bunu çok olurdu, söyledim zaten. Özrünü de diledim. Önce çok direndi. Söyledi mi sana? Çok gerildi burası. Evet, onu kabul ediyorum. Yani onu kabullenemedin. Ben o yüzden dedim. Akın'a da bak, Akın da söylemediğini söylüyor. Ama tabii bu ben söyledim diye söylemen gereken bir şey değil. Bunu hissettiğin evet, an. Evet, ben de ona diyorum bu zaten. Bu bir huy. Ama Seda Hanım, ben bunu daha ne şekilde açıklayabilirim ki? Zaten sürekli onunla bir araya geldiğimizde ben yalancı değilim. Arkadaşlarıma dedim, en nefret ettiğim şey yalancılık ve yalancılıkla suçlanmak. Karşımda ne öyle insan isterim ne de ben yalancı olmak. Ya problem yalan şaka değil ki, niye hala ona takılıyorsun? Bak zaten yalancılığa takılma. Ama bak, sen hala bunu Adnan diyor anlattın ki kabul etmiyor evet, diyor, yalan söyledim şeklinde. Merve'cim şu an düşeyim de hala hazır. Halen Adnan kabul etmiyor diyorsun. Bırak. Sen diyeceğini de, insanlar kabullenir zaman. Peki Seda Hanım, şey soracağım size. Şey mi demem gerekiyor? Öyle olmadığı halde, o şekilde yapmadığım ben halde. Ben yalancıyım demeyeceksin. Evet, tabii. Ben yalan söyledim arkadaşlar. Bir hata yaptım. Ben öyle mi dedim? Sen şunu yaptın Merveciğim. Sana söyleyeyim yapmaya çalıştığını. Kendi fikrimce. Sen geldin, genç gösteriyorsun. Ve bunu bize empoze edebilmek için kendini genç olarak söyledin. Bizden şöyle bir tepki bekliyordun. Nasıl 23? Aa, hiç belli etmiyorsun ben falan de deyip daha sonrasında... Evet. Şaka yaptım, ben 30 yaşındayım deseydin bu evet şaka olabilirdi. Ama kabul sen bunu günlere yaydın ve bunu gelinler evinde söyleyip burada damatlar evinde özellikle adayın varken başka bunu söylemedin. Aynen. Anladın mı hatanı? Ya ben olsam derdim ki senin yerinde. Ya çok büyüttünüz, ben böyle bir sonuç beklemiyordum. Yaşım da zaten bütün prodüksiyon biliyor. Ne var ya, kusura bakmayın beni yanlış anladıysanız, amacım yalan değildi. Ama kırılan, üzülen, güveni sarsan olursa kusura bakmayın, telafi ondan ederim. Sonra... Nokta. Seda Hanım, hepsini kadar... dedim. Vallahi dedim. Yok ama en ilk gün ben de buradaydım kritiklerde. Çok yükselerek diyorsun. Ha, evet, o zaman değil sonrasında. Şimdi Akın'ı ürküten bu. Anladım. Aslında kadınları da ürkütür. Yükselen erkek sizi ürkütmüyor mu? O evde, aynı evde yaşayacaksınız. Seda ya Hanım, diyorsun bunu ben bu çayın şekerine de yükselecek. En çok yükselenlerden biri benim burada. Her şeye hani çok tepki veriyorum. Ben diyorum ki kendi kendime, kesinlikle bence de törpülenmesi gereken bir huyum bu. Nasıl kavga, artık farkındaysanız kavga etmiyorum. İki yutkunup bir konuşacaksın. Evet, kavga etmiyorum. Bu da bence benim törpülemem gereken. Sende varsa senin de törpülemen gereken bir huy bence. Ben biraz daha mesela böyle oturarak sakin bir şekilde anlatmaya çalışıyorum elimden bak, geldiğince. Bazen. Yani... 6 saat bile konuşsan adam 6 dakika anlar. Sen 6 saat o adamın beynini yemen fark etmez. Zaten haklıysan da haksız duruma düşüyorsun bağırdığın için, sesini yükselttiğin için. Adamlar ne yapar? Ya çeker gider ya yatağa yüzüstü yatar ve seni dinlemez. Evet. Buna da iletişim denmez. Evet. İşte o yüzden bunun yolunu bulun Allah aşkına. Bence ilk hafta böyle geçti ama çok erken, inşallah eve de daha alıştın.
Daha başka güzel şeyler olur. Yarın zaten sizinle ilgili final günü. Başka VTR'lerimiz de var. Tartışacağız bakalım ne olmuş ne bitmiş. Ona yakından bakacağız. Bu arada dönelim Dudu teyzelere. Görümceler oturmuş efendim. Sadece bu dedikoduyu yapmakla kalmamışlar Adnan. Taktikler de yaptılar bugün. Ben seviyorum onların taktiklerini. Yani komik vallahi oluyor. Bayağı iyi oluyor. Ben de çok daha seviyorum. Doğrusu dün bir iki gün önce. Bunları görmediniz herhalde. İzlemek ister misin? Ay, evet. Çok güzel. Gülüyoruz ya. Güzel gittikçe oluyor. Gelişiyorlar. Gittikçe. Bakalım. Hayatım ben 2-2-2 ne? yapıyorum. Biliyorsun ki hayatım ben her zaman nazik nezaket kurallarını çok iyi biliyorum. Bakayım yemekler de güzelmiş. Adnan seninle güzel bir gelecek düş. Yani ama bu konuyu annene babana söylememek de birazcık hata. Ne o aynı kız? Adnan. Başım aynı öyle tutuyor. Şu an ne yaptığını anlamadım. Yarın öbür gün bir davete gitsek böyle mi yapacaksın Adnan? Adnan bu olacak. Ne yapalım? Şeyi kapa. Anlamıyorum ki. Önlü bir. Atik boğazlı giydim bu kez. Önlü bir kapa. Ha? Atik ne var? Ben de olgun bir bayanım. Kendimi bilen bir bayanım. Atik. Yani yok. Ben kendimi bilen bir bayanım. Bugüne kadar kendimi bilerek geldim. Tamam yine kendi bil o önlü bir şey yap. Gamze bak bana meraklı olduğunu biliyorum kızım. Zaten. Bana bakıp duruyor. Tuğçe kardeşim yani Şebo da biliyor. Şimdi tabii. Gözleriyle her yerde zaten beni kesiyor bana bak. Tabii. Aşık. Seni görüyoruz. Gamze benden yemek yemek istiyormuşsun. Hangi kamera şey? Yalnız bayağı kakılmış oldu o ya. Benden yemek yemek istiyormuşsun. Hadi geç de bir yiyelim bu tadı bir tat bakayım. Ben herkesle yerim be. Hadi sen bana bunu yemek olsun, et getirin bana yere. Senle de yerim, onunla da yerim, öbürüyle de yerim. Hadi bu tadı bir tat bakayım, nasıl olacak ben... Ay dur beni al ya, söylemeyeceğim şeyler var, beni almak istiyorum. Gamze bak. Ben bak gerçekten sıkıntılarım bir şey var diyorum sana ya. Dedim falan mı düşünüyorsun kızı? Hiç problem yok kimse. Aslında ben çok iyi bir kızım. Ama kendimi yanlış ifade Gamze, ediyorum anladın bak, mı? Şimdi mikrofonu takarken falan bana bakışlarını görün. Hiç yalana yulana gerek yok. Gözüm bende. Barış'la da bu konuyu bahsettim ama Barış gelip hesabını soramadı. Sordu mu? Soramadım. Bana Barış demek yemin ederim sinirlerim bozuyor ya. Barış duydun mu? Sinirlerim bozuyor ya. Ya sen, ben var ettim çocuğu 1,5 aydır ben... Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Gamze. Ben olmasam Barış pardon ya. Gamze. Ben var ettim. Barış kim ya? Bak Barış... Bana Barış deme. Gamzeciğim biraz sakin. Bana Barış deme. Şimdi şaşını bil. Ya. Olan tebrik ediyorum. Bravo ya. Ne olur düzenli yapın bunları yani ben bayıldım. Daha çok vardı ya bizim favorimiz ben belki. Ben zaten söz verdim. Pazartesi günü yapacaklar bir tane daha. Onlara çok güzel kahvaltı hazırlayacağım. Nasıl seni taktik şey, role girmişler. Squat. Sandalyelere sığmadı yani. O de. Neyse o işin komik kısmı. Önce Adnan'dan başlayalım. Taklidini nasıl buldun? Kadın orada hayatını anlatıyor. Sen çatalı bademciklerine kadar ittirerek et soğumasın derdindesin. Bir de şunu kapa kendini biliyorsun da kapa. Nasıl buldun? Çok güzeldi. Taklit özelliği eşittir. İyi bir gözlemci insandan oluşur. Zeka. Sağ olsun beni iyi izlemiş. Gözü zaten hep bende. Yani alındığım bir şey olmadı mı? Yok. Evet gözü biraz da bende. Beni yani, de çok iyi yaptı. Onu söyleyeceğim. Bunlarda alınılacak hiçbir şey yok. Çünkü gerçekten de evet. Espriler ve taklitler alttan laf sokmakla amaçlı yapıldığını bildiğim için. ne hafif dokundu sana yani? Neyi dokundurmuş? Şu anne baba aile işini bir dokundurmuş.
Vallahi onu dokundurmuş. Kıyafeti dokundurmuş, yemek yememi dokundurmuş. Daha neyi dokundursun? Daha neyi dokundurmuş? Şeyi dokundurmuş. Yani güldürürken düşündürdüysek ne hala? Adnan hayatındaki en önemli üç şeyi dokundurmuşsun işte. Aşkı da dokundurmuşsun, aileyi de, yemeği de. Ama alınmadın, kırılmadın. Yok, alınma asla. Peki bu huylarından hangisinin değişmesini isterdin? Kıyafet, şu kapa kapa, onları. Onu çok sinir oluyorum. Şey çok güzeldi, ha, tamam da kendini yapıyorum. Biliyorsun da diyor. Şimdi sen gene tam, bil, tam, devam et. Sen gene hani... Onu çok güzeldi. Asla dinlemiyor o anda çünkü kurulduğu için. O kendi istediği o anda olmazsa kalkıp gidebiliyor. O anda olacak istediği şey. En çok kıyafet konusunda değişmesini isterdin yani. E tabii yemek de olmadı. Onu da diyorsun dikine yemesin. Yani. Ha, bilek hareketiyle de yesin. Yani daha hani. Adnan ne yapalım, iştahlı insanlarız, hızlı yiyoruz ama işte ne yapacağız? Ya benim anlamadığım sadece şu. Beni neden değiştirmeye çalışıyorsun Didem? Öyle mi Adnan? Beni neden değiştirmeye Didem, çalışıyorsun? Hayır, yani beni ilk tanıdığında da ben böyleydim. Beni ilk tanıdığında da ben böyle yemek yiyordum ve beni ilk tanıdığında da ben sana karışıyordum. Neden beni değiştirmek istiyorsun Didem? Buldun değil mi fırsatını? Buldu. Buldum. Hem de çok güzel buldum. Yok. Geçelim. Kırmızı sakala. Kırmızı sakal mı buldun bula bula? Ha Can. Kırmızı sakaldayım da arada okşuyor. Seda Hanım, çok yaratıcıydı ya. Seda Hanım ben bu taklitten gerçekten çok rahatsız oldum. Bir daha arkadaşlardan rica ediyorum. Yani... Gülüyordun kız kikir kikir şöminenin önünde. Şaka yaptım. İnanılmaz eğlendim. Yemin ediyorum pazartesi günü tüm onlara kahvaltı tamam, yapacağım. Düzeltti kız zaten bir dinlesenize. Mükemmel bir kahvaltı yapacağım. Gerçekten inanılmaz eğleniyoruz. Çünkü şaka. Gerçekten en çok sen güldün. Yerlere yattım görmedim. Şöminenin önünde. Karşısına oturup konuşma. Çok iyiydi. Şey de vardı. Tuğçe ile Tankut, Berker ile Gözde falan da yaptılar. Dur, birkaç tane daha var. Sırada var. Onur'la beni yaptık. O yemeği de bastı. Onur'la Ayca. Ben de bastım. Sırada var. Biz bunu konuşalım. Onu bir Ünal'a döneyim. Gamze güldü. Yani orada ona da yapılan eleştirilere, tavrına, işte Barış meselesindeki tepkilerine. Bir de Ünal'la Barış'la döneyim. Onlar gülecek mi? Zaten Aycan gayet normalde de gülen bir kız, güldüren de bir kız. Çok da başarılı yapmış. Tebrik ediyorum kendisini. Teşekkür ederim. Sakalı da o da boyamış. Kırmızıya boyamış. Onu da demiştim ya, boyamayı unuttum diye. Sorunca kaldı diye. Ama o yukarı, ya sakalın o yukarıya giden olayını anlamadım. Kardeşim çok anlıktı, tamam mı? Masanın üstünde süstü. Baktım ben böyle Ünal olmadım dedim. Birden süslü sakal yapmaya çalıştım ama o anda taklit yaparken tabii, hemen geçiyor. Tabii tabii, onu iki kat yapıp patlasam da mesela, ama işte planlı bir şey olmadığından Seda Hanım, hani çok anlık bir bana şey. Bana da yastık oldu. Koymuşlar, i̇şte ona mı yastık, takılayım? Kaç kişilik yastık koydun oraya? Yani ortalama o bu. Ya biraz o da boy. Taklitler çok mübalağalı oluyor yani. Bak mesela Gamze yastığa kızmadı ve gerçekten taklit mübalağalı olan bir şey. Yerlere yattım gülmekten yani. Çok gördüm. Yani merak ettiğim bir şey var. Ben konuşurken ikili diyaloglarımda çok oynuyor muyum sakalımla? Evet. Oynuyor muyum? Evet. Farkında değilim yani. Güzeldi. Güzeldi. Teşekkür alınmadı. Ederim. Alınmadı. Barış kesin alınmıştır. Çok alınmış Seda Hanım. Yani Didem, Aycan siz var ya siz. Hayır orada tabii Gamze'nin şaka, hareketleriyle ilgili bir gözlem yapmışlar. Bana Barış demeyin. Tabii her zamanki bizim Gamze'yle olan atışmamızdaki Gamze'nin tavırlarını çok güzel sergilemişler. Sürekli tartışma esnasındayken bir şey söylediğimde ya ben onu anlamıyorum ya o beni anlamıyor. Çok da güzel olmuş. Güzel yer, ben beğendim çok. Dur o zaman bekle. Bekle. Sırada ne var izleyelim. Gamze! Me! Ay gene bu gelmiş ya. Bak Gamze'nin me'sini getirdin. Ay inanmadan getirdin. Bir tane hindi aldın götürdün kuzumu getirdin. Gamze bak seni istemiyorum. Buraya da bunu söylemeye geldim. Şurada iki dakika konuşabilir miyiz rica ederim. Ay sana ayıracak iki dakikam yok diyorum Barış. Allah'ım kimse beni anlamıyor. Herkes üstüne geliyor bu evde. İyi bir bu ne diyor? Ben bunu anlamıyorum ya. Ben bunu anlamıyorum. Gel bak şuraya. M'si de getirdim. Gel şuraya ya. Bu ne ya? Gamze geçer misin? Bak şiir de yazdım. Gamze lütfen oturur musun? Buraya ayrılık konuşması yapmayın. Ya seninle adımın yan yana gelmesinden bile rahatsızım. Ne aynı masası ya? Aa ailemle gidiyorum ya. Anlamıyorum. Kan bardağımı yedemiyorum artık. Et var mı? Kırmızı etse otururum. Şimdi Gamze, buraya ayrılık konuşması geldim ama... Gamze, bundan sonra istediğin gibi bir adam olacağım. Baktım ayrılık konuşmasını yapmaya geldim ama
anlamadığım sen zekayı bir arkadaşımız olduğundan ötürü dans etmesi olur da bulundum. Evli mutlu çocuklu olmak istediğimden seni bitirmeme şeysi bu kadar. Bak anlamıyorsun Barış ya, bak gene geç anlıyorsun. Beni sürekli herkesin anlıyorum, içinde. Anlıyorum, beni çok istiyorsun. Çevir kazı yanmasın, yapma bana. Anlıyorum, beni çevir çok istiyorsun. Çevir kazı yansın, yapma ben bana. Ben de seni istiyorum. Buradan beni anladığın sonucunu çıkartıyorum. Beni sevdiğin sonucunu çıkartıyorum. Ben bak, de seni seviyorum. Sevmiyorum Barış. Ya sürekli seninle insanlar algı yapıyor. Nefret ediyorum artık. Elendi gizliyorum ya. Bak kampi. Kız midime mani oluyorsun. Bak senin kısmetin varsa o da benim. O da benim kampi. Seda Hanım ne zaman geldi? Senin için buraya geldim. O kadar şiir yazdım. Nehri okyanusa döktüm. Zigana dağları adını yazdım. Yaranamadım Kamsa, ben sana ne yapayım? Ama kusura bakma. Seninle olamayacağım. Ben seninle yapamam. Ben seni istemiyorum. Ay ne güzel sofra kırdışım. Ay kırdışım. Oturabilirsin. Aşkım yine çok güzelsin. Ay ya Onur ya, utandım ya. Nasılsın canım? Ya iyiyim aşkım. Hasta mısın? Daha düzeldin mi? Ben sana işte ayran yapmıştım, çorba yapmıştım, kuşburnu falan yapmıştım. Önemli olan beni düşünme. Önemli olan bizim aşkımız, sevgimiz, bağlılığımız. Unutma, üç kuralı unutma. Sevgi, saygı, sadakat. Ama ben unutmuyorum hiç biliyor musun? Gerçekten ya ben bu ilişki ben onay olmak için çok uğraştım, anladın mı? Taşlıyor muyuz ben taşlamamıştım? Afiyet olsun. Burayı da bastı. Gamze yemeği bastı. Gamze yine onayın yemeğini bastı. Afiyet olsun Aycan. Ne haber? Gamze bir müsaade eder misin? Lütfen senden rica ediyorum. Ay bir dakika. Bir müsaade ya. Ay bir dakika ya. Bir dakika. Lütfen bak senden şu an gitmeni istiyorum. Aycan hayır sen. Hayır bir dakika ya. Aydan sakin ol. Hayır ben Aycan. Onur bu kız bak şu an yine buraya geliyor yemeğe. Hayır bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hayır bir şey söyleyeceğim. Sen kendini nasıl Aycancığım sakin ol. Kozum sen ne diyorsun ya? Hay Allah. Bir anda aşk kelebeği, sevgi, saygı, sadaka. Onur buyur buyur. Seda Hanım sahneyi tamamıyla aynı yapmışlar. Yok, nasıl ya bizde bak. Ay, çok iyi ya. Ya ama bu kadar hani önce aşk unutmuyorum canım. Ondan sonra... Ben biraz daha tepkimi düşüreyim ya da bir de şöyle deneyeyim demedin hiç. İyi, en azından burası sıcak. Aramızdaki buzlar erir belki evin sıcaklığından. Arkamızdaki gelen eleştirileri bir duysaydınız daha net anlardınız. Yüzme konuşsunlar öyleyse. Kahkaha atmak suç, ağlamak suç. Gerçekten hiçbir şey demiyorum ya. Sen Külhan Bey misiniz bu evin sizce? Gelmiş hesap soruyorum. Bak ağlıyoruz. Ağlayınca moralin bozuk olduğu için ağlıyorsun. E mutluysan da mutlusun. Vallahi Seda Hanım. Söyle Barış söyle. Moralim bozuk gelmiştim. Dünyada tartışmıştım. Evdekilerle. Yemin ederim. Ama bak şimdi seni de çok iyi yapmışlar. Konuyu bir toparlayamıyorsun da ağlıyorsun ya oradan evet, buradan Seda falan. Hanım. Ben iki kere... Sevgili olmak istedi, bir kere ayrıldı gitti. Seda Hanım ne istediğimizi bilemiyoruz ya bazen. Onlarla alakalı çok güzel tespitlere bulmuşlar. Vallahi ilk defa kimseyi kırmadan çok güzel bir şaka olmuş. Ben tebrik ediyorum kızları. Elinize yüreğinize sağlık. Vallahi Aycan'la eskiden olsa böyle beni gömdüğü zaman Aycan'a çok sert tepkiler veriyordu. Çok da tartışmamız olmuştu. Barış teşekkür ben ediyorum. Sana söylüyorum. Senin çok naif, çok iyi, çok içten bir tarafın var. Yok, sen onu zorla sertleşmeye getirmeye çalıştıkça sert olayım derken karıştırıyorsun işi. Ne oluyor o zaman? Gururunla o yumuşak yüreğin çarpışıyor. Ortaya karışık bir şey çıkıyor. Olduğun gibi olsan hiç sorun olmayacak baştan beri. Seda Hanım öyleyim. Gerçekten öyleyim. Teşekkür. Teşekkür ederim. Ben yine o mevzulara girmedim Seda Hanım. Konuyu ama da ne güzel bitiriyor ama. Öyleyim bağlıyor de. Bağlıyor. Ama Hamza ben seni istiyorum ona. Hep onu öyle bağlıyor yani. Gerçekten öyle. Bağlayıp sonra istemiyorum ama şunu da ben gördüm.
Gamze'nin bu evde çok gerçekten biriyle aşk yaşamasını hani değil de böyle bu olayları tamamıyla hani şey yapmasını. Yani bak, bir olaya girmek, bir durum içerisine girmek, yaratmak. Ama tamamıyla yani o karakter gerçekten. İnşallah, ne diyorsun böyle? Az önce inşallah Aycan'ın yaptığı gibi konuşuyor. İşte gene anlaşılmıyor işte bu. Barış ne diyorsun? Biz seni anladık Barış. Siz aldım. Barış, sen kimsin Barış? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Artık anlaşılıyorum, teşekkür ederim. Güzeldi ama değil mi Barış? Çok iyi ya. Bak bu güzel, senin asıl şeyin bu, ifaden bu kardeşim zaten. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Bak sakin ve neşeli olunca ne kadar hoş oluyor Barış. Evet. Aslında istediği zaman. Bence o sertlikleri bence zorlama gözüküyor. Seda Barış Hanım işte evet, onu evet, onu bana yapmadıkları takdirde, gerilmediğim tamam, takdirde ya, benim için hiç sıkıntı yok. Hep bu şekilde bir adamım. Pozitif, enerjisi yüksek bir adam. Modum düştüğü zaman kendimi kaybediyorum işte. Ama işte hayatta öyle gül bahçesi değil ki. İşte ha. Ben i̇şte modumuz düştüğünde de gerildiğim zaman gerekiyor. Gerildiğim zaman sıkıntı Seda Hanım. Yani gerçekten bu gerçek, erkekler evinde de bu artık oldu, anlaşıldı. Ya biz zaten Barış'tan çok korkuyoruz. Elimiz ayağımız hepsi korkuyor Seda Hanım. Hepsi korkuyor. Gelmiyorlar o yüzden. Hep tabii, böyle yumuşak tarafımız, daha böyle yumuşak, daha güler yüzü tarafımı, daha espiritüel tarafımı çıkartmaya çalışıyorlar. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Seda Hanım ayrıca size teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ne demek? Ben oldu gördüğümü söylüyorum her zaman. Biliyorsunuz olumsuz bir şey görünce de söylüyorum. Doğru, olumlu bir şey görünce de. Sizleri iyi tanıyıp bütün gün gözlemlediğim için, kendi hayat tecrübemi de koyduğum için yani olurunu söyleyeyim. Genelde de çıkıyor. Sonu oraya ama varıyor. Ama şu yani olayım var. Şu olayım var gerçekten. Bazen gerçekten konuları çok yerlere karıştırıp toparlayamadığım durumlar var. Artık böyle kısa, daha öznet bir şekilde ifade edeceğim. Ben onları çekeceğim. İki ay sonra. Söz mü? İki ay sonra. Hele şükür. Söz mü? İki ay sonra hele şükür diyor bak Gamze. Seda Hanım ama gelirler evine. Erkekler evine gelir. Bunların çünkü beynini yakmak lazım arada. Bu sefer de erkekler evine bilendi. Aynen. Gelirler evini hallettik. Şimdi sıra orada. Sıra damatlar evinde artık daha yavaş yavaş. Ya, haydi hayırlısı bakalım. Bizi nasıl bir final bekliyor çok merak ediyorum yarın. Yani şu an güldük, eğlendik. Evet. Yarın şu gerginlik gelecek, o kutu önümüze gelecek. Bir kişi mi gidecek, iki kişi mi gidecek stresi. Ben size şu andan şurada dururken söylüyorum. Gerçekten bak, şimdi haftanın birincilerini açıklayacağım ama gerçekten burada bir hafta kalan bile bana göre birinci. O kadar zor bir şey ki şu duyguları herkesin içinde yaşayabilmek, evet, yüzleşebilmek. Çok doğru. Her halinin pat diye suratına vurulması. O kadar zor bir şey ki burada ayakta kalabilmek. Tekrar hepinizi tebrik ediyorum her şey için. Güldürdüğünüz için sizleri de tebrik ediyorum kızlar. Evet, kızlar sağ olun. Allah razı olsun. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Gerçekten harika. Çok iyi geldi cumartesi. Haftanın cumartesi bir günü bu performansı bekliyoruz. Bekliyoruz kesinlikle. Adnan siz ara verdiniz, siz de başlayın yok, ara sıra. Yok biz de buna cevap olarak hafta başında çok güzel bir şey gelecek. Hatta yarış yapalım böyle hafta sonlarında hangi tarafa daha çok gülüyoruz. O zaman biz geçelim. Hadi gelin beyler. Sağ olun Seda Hanım. Beyleri de çağırayım. Sonra ödülleri de vereyim. Bir üzerimden yük kalksın. Yarın final. Bir güzel eğlenin. Stresinizi atın. Çünkü acaba bu 14 kişi yarın olacak mı? Onun tedirginliği bana bugünden basıyor. Evet efendim, damat adaylarımız da geliyor. Selamlar. Konnichiwa, konnichiwa. Konnichiwa. Senin de kerata. Merhaba. Konnichiwa. Konnichiwa. İyi, iyi, iyi. Buldular bunlar da. Tankut ama sizin oralarda böyle giyiniyorlar. Sen seversin uzak doğu falan böyle yoga, evet, Budizm, böyle evet, şeyler. Çok güzel olmuş zaten. Siz bir böyle bir safları bir sıklaştırın bakalım ya. Gel, gel bana doğru gel. Peki. Nasıl kıyafeti bugün Adnan Didem Hanım'ın? Bence mükemmel. Tamam. Bak seçimi güzel, dozunu güzel da olmuş, seviyor. Tam adam yerinde olmuş. Güzel, bravo. Peki, geldik. Yersin böyle görmek çok hoşuma gidiyor ama yarın aramızda kimler olacak bu saatte, yerde kimler olmayacak, ne terleri dökeceğiz, o da beni şimdiden geriyor. Ama en azından kesin iki kişi olacak. Onları da sevgili izleyicilerimiz seçti her zaman olduğu gibi ve 10 bin lirayı bölüşecekler. Onları bir belirleyelim, söyleyelim. Elenmeyecekler, rahatlasın ve ödüllerine gitsinler. Bu hafta yine sadece birinciler gidecek. Çift olmak durumunda değiller biliyorsunuz. Kim birinciyse onları yollayacağım. Erkeklerden başlayayım, bana gelin tahmininde bulunsunlar. Asla Adnan ve Onur'a sormuyorum. Niye? Acaba niye? Didem ve Aycan dediğiniz için olabilir mi sürekli? Hayır, belki bu sürü, onlar da bizi kıskanmıyor. Biz de onları bu durumdan illa birilerinin adını vereceğiz diye kıskanmıyor olabilir. Evet, gönül Didem'in olmasını ister ama
Hadi söyle, başka bir isim vereceğim bu hafta? Yok yok, şakasına dedim ben bunu. Ben bir isim vermek istemiyorum. Didem birinci olmuştu. İşte buyur. Bu yüzden söz vermiyorum. O yüzden dönelim. Arca kim birinci olmuştur gelin adaylarından? Bence Aycan birinci olmuştur. Niye? Aycan'ın ilişkisi şu an iyi gidiyor. Karlarda güzel oynadı. Karlarda çok güzel vakit geçirdiler. Ben onun birinci olacağını düşünüyorum. Olabilir. Niye olmasın? Var zaten birincilikleri Aycan'ın da. Peki Akın, sence kim birinci olmuştur? Gözde cesaretli hamlesinden dolayı bir başarı elde etmiş olabilir halkımızın gözünde. Berker'le değil mi? Berker'le. Ona bakarsan cesaretin kralını Berker'ciğim yaptı. Evet. Bravo yani. Berker beni çok şaşırttı. Tereddüt etmedi diyorum. Yani gelin adayı vermek zorunda olduğum için Gözde diyorum. Peki. Tankut'u tecrübesi de vardır. Gözlemlerine de güvenirim. Ne dersin Tankut'cum? Tüç olmuştur demek istiyorum. Onu biliyoruz. Kardan adamdan beri biz anladık onu. Anladık kalbinizi. Birincisi. Artık onu Tankut'a da sormuyoruz. Artık Tankut'a da sormuyoruz ve geçiyoruz efendim Ünal'a. Ünal ne dersin? Avant gezisi oldu Onur'la Aycan'ın. O yüzden Aycan olmuştu. Evet. İyi miydi diyorsun Avant'ta? İyiydi. Yani öyle neşeli vakit geçiren bir kız da her yere gidilir. Evet. Surat asmayan, kasmayan, germeyen, mutlu evet, olan. Aycan hiç yapmıyor. Yaptı mı Onur? Efendim? Şimdi ben dedim ki seyahate gittiğin zaman beni bile o tip kız arkadaşlarım gerer. Mutlu edemediğin, ay ayağım ıslandı, ay saçım bozuldu. Yani seyahate gittiğin zaman insan rahat olmak, eğlenmek, neşeli olmak istiyor. Seni sıktı mı, daralttı mı seyahatte? Seda Hanım, yolculuk sırasında uyudum. Benimle ilgilenmedin. İşte hep telefonunla ilgilendim. Bu anı bekliyormuş, yemin ederim bu anı bekliyormuş. Otelin kapısında durmadan bıdı bıdı, ne yapacağız biz şimdi? Tatil nasıl yapacağız? İşte benimle yine ilgilenmiyorsun. Uyumasaydı, Seda Hanım biliyorsunuz 40 yılda bir dışarıya çıkıyoruz. Ben istedim ki böyle omuz omuz hani güzel gidelim. Onu da toplam konuştum. 15 dakika konuştum. Görüyorsunuz. 15 dakika. Hiç dominant ağzımı değil. Ağzımı kapatıyor. Neden? Çünkü haklıyım. Haklıyım. Hayır. 15 dakika konuştum, sonra çok da güzel eğlendim. Sen belki hiçbir şey görmemişsin. Belki çocuğun gibi geldi. Seda Hanım, millet saçım bozuldu, aman ayağım kara değdi, su oldu sürpriz diye şey yapıyor. Sürpriz üzerine sürpriz yaptım. Abantlara kadar gittim. Kilometrelerce yol yaptım. Hala ha, sen koşuyorsun. Yaptın, ben oturduğum yerden izledim seni. Bak. İşte görün, bu anı bekliyormuş. İlk hafta böyle, ondan sonra da işte Aycan'ın bu halleriyle Aycan olmuş olabilir diyorsunuz. Evet. Olabilir, neden olmasın? Ben kızlara sorayım. Gamze kim erkeklerden birincidir? Ben Berker olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten güzel bir yolda ilerliyorlar. Ve Berker kendinden çıkıp çok çok daha farklı bir Berker oldu Gözde evet. için. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bence Berker olmuştur. Ben hep diyorum ya, ne olur şu kişiliklerinizi değiştirip geliştirmekten korkmayın. Ben böyleyim. Hayt hoyt dünyanın en kolay şeyi ama tekamül için dünyadayız. Gelişmek için, öğrenmek için. Ve bunu da davranışlarımıza yansıtmak için, öyle değil mi? Yoksa ne okuduğun kitabın faydası var, ne gördüğün eğitimin. O ilk gün bir gelin adayının bir sözüyle köpüren Berker'in 3 gün sonra aslan gibi adayına sahip çıkıp da gel bu ortamdan deyip götürmesi bir kadın olarak gerçekten tekrar edeceğim. Çok etkiledi beni. Sağ olun. Sibel'cim kim birinci olmuştur? Benim tahminim evdeki duruşuyla Akın olmuş olabilir. Duruş. Duruşu, kibarlığı. Cinsinden olsun. Kendini güzel ifade ettiği için akmalı. Öyle mi olmuştur acaba Gözde? Ne dersin? Bence Berker olmuştur Seda Hanım. Benim gönlüm de Berker'den yanı zaten. Demek ki benim Gözde'ye bile... Demek ki bunu Gözde'ye de soruluyor. Peki neyse, ama arada da soracaksın ki bu hani kritik durumda olanların gönüllerindekini evet, evet. öğreneceksin. Evet. O zaman Merve'ye soralım. Merve'ciğim, acaba Akın birinci olmuş mudur? Bilmiyorum ki, biraz düşüneyim. Tabii ki Seda Hanım, Akın diye düşünüyorum. Neden? Ya zaten benim gelme sebebimin de en fazla payı buydu. Efendiliği, duruşu, değişmemesi. Bence kesinlikle diğer insanlar için de böyledir diye düşünüyorum. Böyle olduğunu da biliyorum, o yüzden Akın olmuştur. Peki efendim, sizlerin birincileri kim oldu? Kimler yarın elenmeyecek? Kimleri bu evde en az bir hafta daha görmek istiyorsunuz? Gelin adayı.
Aycan. Vallahi çok sevindim. Taktiklerinden dolayı hak etti bence yani. Tabii ki izleyicilerimiz şu 15 dakika içinde oy verir. O kadar kar attık suratına. O kadar söylendim burada bak. Ama kaldı. Evet, çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Beni sevenlerin olduğunu bilmek çok güzel bir duygu. İyi, çok sevindim Aycan'cığım. Yaşayın ve yaşatın. Siz aşk yaşadıkça izleyiciler de yaşıyor, biliyor musunuz? Ya geçmişteki aşklarını hatırlıyorlar, ya evlatları için düşünüyorlar, ya hayalini kurdukları şeyleri yaşıyorlar ama bize de yaşatıyorsunuz. Siz o yüzden içten yaşamaya, paylaşmaya devam edin. Peki, birinci damat adayımız efendim. Akın. Teşekkür ederim. Gel, öpeyim seni, gel. Acemilik, tebrik ederim. Nasılsın? Aa, şok oldum gerçekten şurap sızdı. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sana bir kopya vereyim. Bu evde genelde ilişki yaşayan, aşk yaşatan, evet, romantik çiftler veya izleyicimizin duruşunu, ağırlığını beğendiği ve aşk yaşarken görmek istediği kişiler birinci olur. Sen şu an henüz bir çift olmadığına göre bu neyin mesajı biliyor musun? İzleyici senin aşk yaşamanı istiyor ve duruşunu beğeniyor. Net bu demek. Evet, çok sağ olun. Gerçekten. Bugün Seda Hanım ismimi açıkladı. İnanılmaz derecede panik oldum. Bir heyecan vardı içimde. Hiç beklemiyordum açıkçası. Bir ilişkim de yok. Demek ki izleyicimize geçmiş bu sıcaklık. Ben de onlara buradan kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Sizi yemeğe uğurluyorum. Belki sürprizler de olur. Ne oluyor be kız? Ödümü kopardın. Ne oldu? Şey yapabilir miyim Seda Hanım? Ben erkek arkadaşımla, sevgilimle vakit geçirmek istiyorum. O yeni gelen adayla göndersem çok güzel böyle bir adam atsalar. Yapacaksak biz yaparız o şeyleri. Ben düşünmüyorum. Gamzeciğim yani. Sen basar mısın onları? Niye belli değil hani? Öyle yapıyorlar ya seni. Köfte varmış menüde. O zaman kesinlikle olur. Tamam, siz yemeğe gidin, gerisini bize bırakın. Buyurun efendim, sen ona biraz daha bu evimizi anlat, biraz ne bileyim Merve dedikodusu yap, bir şeyler yap çocuğa, bir konuşun bakalım. Ben bütün dedikodum. Zaten Onur'la Aycan arasında bir güven problemi olduğunu düşünmüyorum. Efendim? İkiniz arasında. Benim için çok değerli bir insan. Kesinlikle böyle bir durum yok. O dans mı ediyordu? Ne yapıyor? Çıkar mısın bir yere? Doğru bakayım. Dans ediyordu. Için... Adnan ne oluyor? Adnan sus sakın ha. Onu hiç görmez. Söyle Adnan. Onu görmezken gelin. Onu görmezken gelin. Ne oluyor bakayım, şimdi, gel. Şimdi bir dakika Seda Hanım. Ben gidiyorum dedim. Geçen bir şey demiyorum ben. Adnan nedir derdi ne söyle bakayım. İspiyonla Didem. Hadi gel söyle söyle. Ne yaptın? Ne fişniyor? Oh bize kaldın dedi. Tamam dedim ben de ona gülüyordum. Oh şöyle diğer gittin. Yenge ne oluyor orada? Şöyle gittin ama. O da duydu. Onunla beraber gülüyorduk işte. Şöyleydi Seda Hanım. Neyse Akın Hanım, böyle seviniyordu. Ben seninle gidemediğim için üzülüyorum. Didem söyle. Bu topa asla girme. Ben onunla gidemediğim için üzülüyorum. Onu dedikten sonra böyle bir sevinme hareketi içine bir şey düştü değil mi şimdi? Düştü yani şu an. Açıklayın. Söylemeniz gerekiyor. Sen şu an her zaman yaptığın şeyi yapıyorsun. Vallahi ama ediyorsun. Söyleyin olsun o zaman. Niye ben... Ben söylüyorum. Söyle abi. Onur. Akıncığım müsaade eder misin? Bu evde kalıp vakit geçirmek ister misin? Birincilik senindir. Kalbimizin birincisi sensin. İzleyicilerimizin birincisi sensin. Sonuna kadar hak ettin. Zaten yemeğin en güzelini sen yapıyorsun. Sen hiç problem değil benim. Bir şey yok. Onur yollayayım mı seni yerine? Tabii tabii olur. Ona ceza olarak mı yapılıyor bu? Gidebilir. Ne konuşacaklarsa konuşamasınlar. Didem sen de gırtlağına otur. Ne konuştuysa öğren ondan. Tamam mı? Vallahi ne olduğu peki ortada zaten. Kim gidiyor lan? Gel ya bakalım Onur Bey, buyurun. Buyurun Aycan Hanım. Hayır, niye zorla gidiyormuşuz gibi? Zorla tabii, bak buyur. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Afiyet bal şeker olsun. Güzel ödül yemekleri olsun. Adnan ne yaptı, beğendin mi? Bu şekilde gitmek zorunda mıyım? Tabii. Adnan yüzünden yapacak bir şey yok. Adnan yüzünden mi? Tabii. Alırsa kardeşim gönlünü alırsın. Açıklasaydın. Evet, attım kendimi. Hiçbirini susmadınız ki. Vallahi sıkıldım ya. Vallahi sıkıldım. Bana demiyor. Aycan ve Akın birinci olduklarında ödül yemeğine gidecekken bir anda Onur'un
bir lafına biz gülmeye başladık. Ben Adnan'ın aslında oradaki kendini koltuğa atıp debelenmesine gülmüştüm. Olayı bile kaçırdım. Ama biraz erkek muhabbeti oldu aralarında yaptıkları. Yani herkesin içinde bizi de anlamaları gerekiyordu öyle bir durumda. Hani karısı evde yokken sevinen erkek vardır ya. Bir an Onur bu sevinci yaşadı. Aa, Aycan gidiyor. Hani biraz daha rahat konuşabileceğini düşündü. Öyle bir tepki verdi. Fakat Aycan merak etti ve sebebini öğrenemediği için haklı olarak tepki gösterdi. Çünkü sinirlendi, konuyu anlamak istiyor. Fakat kimse ona bir açıklama yapmadı. Dolayısıyla gergin gittiler yemeğe. Allah'ım, daha başıma neler gelecek bilmiyorum. Bugün birincileri Seda Hanım açıklayacak. Adnan en başından beri durmadan bana bir şeyler söylüyor. Adnan yapma dur, Seda Hanım kızacak şimdi. Adnan yapma dur, Seda Hanım kızacak falan filan derken Aycan'ın birinci olması, tamam hadi şak şak şak, çok sevindik. Sonra Akın birinci oldu. Akın zaten kardeşim. Gerçekten hak ettiğini düşünüyorum. O yüzden onu da çok sevindim. Hatta ikisinin kardeşim ve kız arkadaşımın yemeğe gitmesi benim için hiç problem değil. Kös kös oturmama gerek yok. Yani tabii ki de güldüm, tabii ki de sevindim. O ara tekrar tam ikisi tam yemeğe gidecekken yine bana bir şeyler söyledi. Orada güldük. Bu sefer çok yanlış anlaşıldık. Bu adam eğlenceli bir insan. Böyle sevgilisiyle de makara yapmayı seven bir insan. Evet. Bir anda aha dedim, Aycansız kaldın dedim. Bir anda böyle eğlenmeye başladı. Şakasına şey yaptı. Aynen, hani hanım tatile gitti gibi. Ondan sonra size evet, yakalanınca ben ona güldüm. Tam o dans ederken güldüm. Yakalandı, Aycan da orada alındı kız ama yanlış. Şimdi anladım, o yemekte fitil fitil gelir. Yani. Yanlış oldu biz yani. Biz de izleriz. Üzüldüm. Birincilik böyle olmayaydı, iyiydi. Hadi ev sizin, yarın finalde görüşürüz. Tebrikler Akıncığım tekrar. Bana bir daha bir tanem deme bir tanem. Sen sözünü çabuk unutanlardan, hemen avutulanlardansın. Bana bir daha bir tanem deme bir tanem. Sen beni yanlış anladın. Evet, anlat doğrusunu da doğrusunu anlat. Adnan bana orada beni sıktı, dedi ki bize kaldın dedi gülerek. Hadi bize kaldın dedi, ben de evet dedim. Ondan sonra birbirimizi gıdıklayınca orada güldük. Onun tepkisini fazla verdi Adnan, o kadar. Yok, ben Adnan'ın tepkisine bir şey demedim zaten. Ben... Adnan'ın tepkisinden bana ne? Bak, ben orada senin böyle omuzu tutarak zıplayışını gördüm. Adnan da o cümleyi edince buna mı sevindi dedim. Çünkü ben orada diyorum ki ben sevgilimle gitmek, kalmak istiyorum. Hani onu başka birisiyle göndereyim zıplayış mi? Zıplayış falan yok. Bak yavrum, sana bir şey söyleyeceğim. Bir kere bir üzgün durabileceğim bir şey yok. Üzgün Akın, durmana gerek yok Akın'ın ki. Birinciliğine Akın de bizim çok kardeşimiz. Sevindim. Evet, Akın'ın birinciliğine de çok sevindim. Bizim kardeşimiz. Ama senin tepki vermen sanki ben... sensiz gittiğim için seviniyormuşum tepkisi veriyorsun ve hayır, üzüyorsun beni bak, yani. Bak sen orada öyle omzuna basıp zıplayınca ben tabii ki de öyle zannederim. Hayır, onu. Niye öyle zannediyorsun? Aksi... Niye her şeye bir tepki vermek zorundasın Aycan? Tamam, niye bu şekilde mi düşünmek yok, zorundasın? Yok, niye değilim, hassassın? Bugün birinci oldun. Konu senken bak, bugün... hassasım ama yanlış yapıyorum sana. Hayır, lütfen bu konularda hassas olma Aycan. Başka konularda hassas ol. Sen bugün birinci oldun, tamam mı? O kadar sevindim ki orada tabii ki de üzülmeyeceğim. Orada tabii ki de ağlamayacağım. Tabii ki de güleceğim ya. Ve Akın'la birinci olmana o kadar sevindim ki. Çünkü Akın burada bir seviye gösterirken, Akın burada bambaşka bir durum gösterirken, Akın burada insanlara bambaşka şeyler öğretirken, tamam mı? Akın'ın burada derecelendirilmesi, birinci olması beni sevindirdi. Artı senin. Artı senin. Anladın mı? Yani ben orada kös oturamam yani. Ya benim söylemem, ben orada geldiyse, sen duygum sevinince neyse, bu duruma bak, sevindiğini gördüğüm için yanlış anladım. İçimden neyse geldiyse onu yaptım, anladın mı? Adın orada tamam gülmüş olabilir ama sakın yanlış anlama yani. Tamam. Lütfen. Yanlış anlamışım, okey. Bir şey soracağım sevgilim. Tamam, bunu seviyor olabilirsin ama eğer tamamıyla bunu her gün takmak istiyorsan da bunu zamanda bunun tepkisini göstermen gerekmiyor muydu? Zamanında mı? Hayır, zamanında ben sen uzatan bir adamsın ya hani her şeyi çok. Yani şimdi uzatmıyor musun? Şimdi ben seni uzatma diye hani bir aman dersin ya, aman yeter ki yapayım ki hani uzatmasın dersin ya. Bunu herkes ailenden bir ferde bile yapabilirsin. Ben sen uzatma diye tamam değiştireyim üstümü de konuşmasın diyordum. Ya da tamam çıkartayım de ben bir şey demesin. Wow. Yani bu psikolojiyle yapıyordum gerçekten. Çünkü neden? Sen uzatıyorsun. Yani ben o anda beni dinlemediğin için ve o anda beni dinlemeyi bilmediğin için ben seninle o anda ben bunu istediğim için yapıyorum dememin hiçbir anlamı yok. Neden biliyor musun? Sen o anda beni duymuyorsun. Kuruluyorsun kendi isteğine ve diyorsun ki ben ona
Bunu yaptıracağım. Şu an ciddi misin? Benim istediğim gibi olacak. Hani her seferinde şunu söylüyorsun. Ve onu böyle görmek istediğim için bir diye demedin. Dedin ki benim dediklerimi yapmıyor diyorsun. Benim dediklerimi yapmıyor. Yani bugüne kadar... Anladın mı? Benim dediklerimi yapmıyor, yapmıyor diyorsun. Ben... Baskı beni kurmaya çalışan bir adam gibisin. Ben ilk zamanlar yani. Baskı kurmaya çalışıp sana ilk zaman çok iyi hatırlıyorum. Lens'e niye karşısın dedin. Ben de sen dedim ki gözlerini göremiyorum dedim. O yüzden ben lensi sevmem dedim. Gerçekten göz göze geldiğimiz için. Ya o kadar dandik şeyleri konuşuyoruz ki. Lensi, vırtı, zırtı. Ben bunları konuşmak istemiyorum abla. Tamam ben sana bir şey diyeceğim. Ben sana bambaşka bir şey diyeceğim. Bambaşka bir yere gidecek zaten. Ya ortaokul şeyi bu meseleleri ya bunlar. Ben şu an inan idrak edemedim senin söylediğini. Sen zamanında beni geçiştirmek için mi he he deyip yapıyordun? Hayır uzatıyordum. Kendimi ifade ettiğimde sen beni dinlemiyordun. Anlamak istemiyordun. Ben de sen uzatma ve konu büyümesin diye gidip değiştiriyordum. Ama bu hakkı ben sana verdiğim ben andan itibaren ve ben sana her şeyini evet tamam yaparım. Okey dediğim andan itibaren sen benden başka şeyler daha istemeye başladın. Hayır. Tamam bunu yaptım. Ondan sonra öbürü, sonra öbürü. Hani step by step sürekli bir şeyler değiştirmeye çalıştım. Ama bir süre sonra ne oldu biliyor musun? Susamıyorsun. Sakin de sakin kalamıyorsun. Peki ben sakin kalmışken sen bu saatten sonra böyle yapacağım, bu benim için bir zevk demenle alakalı. Nasıl? Bu saatten sonra yapacağım, bu benim için bir zevk diyorsun. Ve ben açık beni söyleyeyim sana. Ben bugüne kadar ben söylediğimde beni ciddiye aldığını ve beni umursadığını düşünürken şu an yemin ediyorum sana ilk defa duyuyorum. Meğer o zamanlar beni başından savmak için ve ben olayı başından uzatmayayım diye. Değil bak. Ben olayı sen uzatmayayım diye. Tamam. Çok kapalısın. Tamam bazı söylediğin aynısını söylüyorum. Dilem öğrenmeye çok açık ama işine gelmeyen konularda susar söz konusu Mehmet? Bensem bak. Bak şu an beni kesiyorsun. Söz üstüne konusu... konuşurum. Üstüne konuşurum. İyi benim sözümü kesme. O zaman tek başına konuş Adnan. Konuşmak istersen gelirsin konuşursun. Yanında durmana da gerek yok. Ya da yanında böyle durabilirim yani. Ay keyfine bak arkadaşlarının sohbete. Huysuz virgin misin? Hayır. Hadi canım, huysuz Türkçesine doğru. Hayır. Ha? Huysuz Türkçe. Hayır. Huysuz Türkçe. Değilim. Huysuz Türkçesi. Ne huysuz? Evet, huysuz Türkçesi. Başka bir şeyim ama. Huysuz nesin? Huysuz Virgin. Hayır. Huysuz Türkçe. Benim şarkım var. Öyle mi? Evet. Ne ya? Huysuz ne? Söyle söyle. Huysuzla ilgili. Huysuz. Zaten bir tane var. Bir daha söyle. Söyle bakayım. Senden duymak istiyorum. Hayır söylemeyeceğim. Aa! Senin bilmen gerekir. Ama ben söylemeyeceğim. Senin ağzından duymak istiyorum. Hayır. O benim şarkım çünkü. Elma güzel. Özür dilerim. Hayır çok güzeldi. Şey ben yüzüme sürüyorum zaten meyveleri. Vitamin olsun diye. Böyle. Evet tamam. Doğradıktan sonra. Makyajın üstünde değil tabii ki. Temizledikten sonra. Bunlar ne ya? Şeker mi? Yok, sırlarımı değil. Burada paylaştırma bana. Özel bir platformda yüzüme ne yapıyorum diye paylaşacağım. Ama güzel şeyler yaptın belli. Hayır çok hiç güzel bu bir şey. Bu güzelliğini yüzüne sürdüğün elmaları mı borçlusun? Ya hadi bil huysuzluğu. O benim. Söylemeyeceğim. Hayır inat ettim değil. Ben de söylemeyeceğim. Hayır. Hadi bakalım kim daha inatçı. Zaten benim o. Nasıl bileceksin ki? İkna için çeşitli yöntemlerle yaptırım uyguluyorsun ya. Onlarda benim verdiğim olumsuz tepkilere göre demelisin ki bu kız bu kadar baskıdan şeyden rahatsızlık duyuyor. Yani demek ki biraz fazla üstüne tamam, gidiyorum galiba. An, bu evet. Konuda galiba biraz fazla üstüne bunun, gidiyorum. Ben biraz daha tepkimi düşüreyim ya da bir de şöyle deneyeyim demedin hiç. Berut da biz zaten şey yapıyoruz bence bu yemeği Akınlara devredelim yeni kızla gelsin. Öyle mi diyorsun? Ya bizim zaten burada sürekli yemek yediğimiz bir yer. Romantik gün yaşadık. Kaç kez senin birinciliğini kutladık 3 kez. Ondan sonra romantik günleri şey yaptık. O yüzden biz burayı çok kullandık yani bu şansımızı. Ya şu an... Onlar kullansın çünkü Merve'de... Ben sen ne dersen ona uyarım çünkü bu senin özel günün. Yok çünkü Merve'de bu birincilikler karşılıklı ilişki sayesinde, davranış sayesinde alınan birincilikler. O yüzden bu benim tek başına bir şey yaptığım bir şey değil. İkimiz de desteklediklerinden ötürü ben birinciyim şu anda. Bence Merve'de zaten açıklayamıyorum kendimi, ayıflanıyordu. En azından onlara bir başlangıç olur. Belki dans ederler, yakınlaşırlar falan. Son kararım. Son kararım.
Bu tarz maçları çok gördük zaten. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sev, kısmetse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sev, kısmetse olur. Kısmetse olur. Ama benim canımı yakana bundan sonra canını yakacağım. Canını yakacağım. Ben burada olana kadar Gökhan diyeceğim. Bu kadar adamın hakkını yiyemezsiniz. Gökhan burada yokken ismini geçiremezsiniz. İsmini geçiremezsiniz. Sen yeterince reklamını yaptın zaten, tamam mı? Senin reklamların bitti. Bundan sonra insanlar konuşamayacak, sadece izleyecekler. Çünkü bizim filmimiz başlıyor. Akın ve Merve'nin filmi başlıyor. Canım benim. Benim gelip gelmeyeceğim belli değil ama ben o evde seni ağlamanı istemiyorum. Gülerek çıkmanı istiyorum. Onun gelip gelmeyeceği belli değil de sen istersen gidebilirsin bu evde. Sen istersen gidebilirsin bu evde. İlişkinizi hala samimi buluyorum ama merak ediyorum. Sen de uzaktan bu kadar güzel sevebilir misin? Son zamanlardaki tavırların yüzünden bu evde yerin olmadığını düşünüyorum. Bence bu haftanın en büyük özeti olsun bu. Seni bu evde görmek istemiyorum. Hayır. Ya bu değil. Ya bu değil. Ya bu şey olamaz. Şu durum, şu durumda bunu söylememem. Hayır, değil mi? Ben kızıyorum sonra. Ya başında kızacağım. Ya Tangut saçmalama. Ne bileyim yani, aklıma öyle bir şey geldi. Durup dururken ne bileyim. Hayır, durup dururken değil. Olabilir yani. Normal. Ya, ya şu an ne alaka? İnsan mı var ya? Hayır, değil tabii ki. Olunca söyleyeyim, şu an değil öyle. Hmm. Evet. O da değil, tamam. Daire hırsız moddasın yani. Evet. Akınlar nerede? İçeride. Ne oldu? Bir şey yok. Onlara da devredeceğiz, bir şans olabilir belki diye. Bak, haberine yazdım. Akın, Merve, biz bu yemeğimizi size devretmek istiyoruz. Çünkü biz bu olayı romantik günlerde birinciliklerimizde yaşadık. Hani sen de biraz kendi yanlış tanıttığını düşünüyordun ya, belki sizin için bir fırsat olur, dans edersiniz. Ya utandırıyorsunuz biz ama. Teşekkür ederim. Aycan. Hadi bekliyorum. Ben açım, hadi kalk. Ben dedikodu yaparım ama hakkını da veririm. Kalk, koş. Biraz size benzedi. Koş, koş. Şimdi, açıkçası. Yapma, yürü. Hadi gidelim, vallahi, gel. Vallahi doldurmayın. Bak, kaç hadi gündür gidiyoruz. Aşamıyorum kardeşim. Doldurmak kaç mı? Gündür ilişkiye geçemiyorum. Doldurmak hadi, hadi yemek soğuyacağım. Yalan söyledin, onu dedim, bunu dedim diye. Teşekkür ederim arkadaşlar, çok sağ olun. Hadi. Bir şey içer misin? Abi ben sizi korkuyorum. Okay. Aycan'la Onur geldi. Onlara verilen ödül yemeğini bize vermek istediklerini söyledi. Acayip mutlu oldum. Zaten hani Aycan'la biraz problemler olmuştu aramda ama en başından beri Aycan'la niye elektrik aldığımı hep söylüyordum. Şaşırtmadı da beni. Teşekkür ederim, sağ olsun. Yani bizim için bence acayip bir fırsat oldu. Çünkü bayağı bir kavgalıydık. Yani kavga demeyeyim ama sürekli bir tartışma içerisindeyiz Akın'da. Bir türlü birbirimize kendimizi ifade edememiştik. Çok büyük bir fırsat oldu bence. En azından onu daha iyi tanımamız sebep olacak. Bence aramızdaki buzları eritebileceğimize bu yemeğin çok güzel bir fırsat olacağına inanıyorum. La 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 la. Ne yapalım yani? Ne yapalım? Yok ki sarılıp oturacağımız biri. Sevgi, sevgimiz olmayınca biz. Ay Gamze ya. Morali bozuk çünkü. Çünkü Onur'dan koşuyu alamıyor artık. Onur resmen olmak istemedi ki diyor diye sevindim. Yani resmen gidiyor diye sevindi. Görmüyor musun? Romantik yemek fırsatları var ve şu an ben basıyorum diye ah. En kötü ben olmuştum. Keşke basabileceğim bir yemekleri olsa artık.
Onur bir şey, onur dışarıda ayrı. Ha, mi? Onlar ben basmadım diye geri geldiler. Ne kavgalar verdim kendimle, ne savaşlar verdim senin için. Ne yarından umudum vardı, senelerce yandım senin için. İyi, en azından burası sıcak. Aramızdaki buzlar erir belki evin sıcaklığından. Belki. Yani. Şimdi bak, şunları herkesin içinde konuşamıyoruz zaten detaylı. Hazır böyle bir fırsat geçti, konuşalım rahat rahat. Evet. Lütfen artık şimdi, konuşalım ve çözelim. Öncelikle benim kafamda oluşturduğu o soru işareti olaylardan dolayı. Bunu artık biliyorsun zaten. Hı hı. Yani ilişkideki temellere bakıyorum. Sağlam olması gerektiğine inanıyorum. Ve ben şunu sevmiyorum. Diğer insanların yorum yapması çok normal gerçi. Hani o konuda bir sıkıntım yok. Ama diğer insanlara laf vermek istemiyorum ilişkim hakkında. Yani birisi bana gelip Merve de böyle davranıyor dediği anda düşünüyorum acaba ne yaptı diye. Ya senden dinlerim tabii ki. İnanmam. Her zaman senden dinlemeyi tercih ederim. Bak kafamda kurmam asla. Ama düşünürüm de. Yani kafamda kurduğum şeylere inanacak bir şekil yok. Sadece gel ve bana açıkla. Ne olursa olsun önemli değil. Yaşadığın şey kavga, gürültü vesaire fark etmez. Çok üstüne ama geliyorlar açıkla. Senin burada. Şimdi senin benimle alakalı tabii ki. O ilk günden beri çizmiş olduğun çizgi, bir kere bunu sen önce kabulleneceksin çözmek için. Bunu bil. Kabullenmezsen çözemezsin. Yapmış olduğun tavır sonrasında insanların bu eve benim için değil de sadece bu eve girmen gerektiği gibi ya da girmek istediğine kadar bir sürü teori oluştu. Kimseyi engelleyemezsin. Herkes düşünür. Doğru. Herkes her şeyi konuşur. Yani kimse neden böyle düşünüyorsun diyemezsin. O onun fikridir ve sunar. Ve benim savunacak bir şeylerim olsun. Savunacak bir şeylerim olsun. Bak bu sözümü unutma. Karşımdaki kadını insanlara karşı savunacak en azından bir iki cümlem olsun. Eğleniyoruz, ne var? Oyun parkı mı? Şu görüntülerinizi evet, aileniz izlemiyor da bir başka hareketleriniz aileniz izliyor. Pardon da ne yaptık, aileniz izlemiyor derken? Ne var bunda? Ailenin kötü olacağı ne var bunda? Ha, oyun parkı mı burası, ne yapıyorsunuz? Evet oyun nerede, parkı. Nerede, şu an bakın tiyatro mu ki oynuyoruz Madine? Şu an oyun parkı olarak senin bir kere damat adayın var, sen ona niye uyuyorsun ki? İyi de kötü bir şey yapmadık ki sonuçta, gülüyoruz eğleniyoruz. Ne yaptı şimdi kız? Dediğimi burada herkes her şeyi yapıyor. Taklitler yapılıyor, her şey yapılıyor. Burada biz iki kahkaha atınca mı problem oldu? Taklit başka bir vallahi şey. Sizin yapmaya bak, çalıştığınız şey başka bir şey çocukların önünde. Ne yaptınız yani? Çocukların önünde mi? Arkanızdan ki gelen eleştirileri bir duysaydınız daha net anlardınız. Yüzüme konuştunlar öyleyse. Beyler. Ay bir dakika. Koyamaz. Bir şey sormak istiyorum. Arkanızdan Didem şey dedi, arkanızdan konuşmuşsunuz. Kalk atmanızı. Kötü bir şekilde eleştiri yapmışsınız. Ne eleştiri yaptınız? Soruyorum. Nedeni bilmiyoruz. Dedi ki aileniz izliyor, ne biçim davranıyorsunuz? Arkanızdan nasıl yorumlar yapılıyor? Çocuklar nasıl eleştiriler yapıyor? Tamam, ne yapmışız? Soruyoruz işte Ünal. Barış dedi ki ailem dedi. Böyle dedi, gülmeler mölmeler dedi sadece. Kime ne varmış ailem demekle bu eğlenmenin gülmenin neyi varmış? Ben de sonra ev var. Bir dakika anlamadım. Ben dedim ki aile izliyor yani. Evet. Ailelerimiz izliyor ya. Evet. Normal dedim hani bu şekilde makara yapmamız, kura yapmamız. Sonra dedim ki ev hali dedim, normal dedim. Bir şey demedim. Hayır, aile bunu izlemeseydi biz ne yaptık? Ya bırak Didem, kışkırtmış işte, bırak ya. Öf, başka bir şey söyleme. Şimdi o morali bozuk oturuyor ya orada. Ya, bizim gülmemiz yani. Rahatsız oldu bizim gülmemizden. Kışkırttı işte, gelelim burada kavga edelim diye. Anladın mı? Gerçekten güzel, iyi bir şeyler başlasın istiyorum. Yani hayatıma yön vermeye geldim buraya.
Hepimiz öyle geldik. Ben de o amaçta geldim. Tabii ki öyle. Bu benim kendi sözlerim yani. Düşüncelerimi anlatıyorum sana, anla diye. Saygıya önem veriyorum. Kırmak istemiyorum kimseyi. Sen de beni kırma, ben de seni kırmayayım. Zaten buna özen gösteren bir insanım. Umarım güzel olur her şey. Sen sormadığın, bugüne kadar beklettiğin sorularını sor ki bana. Çok soru var. Biraz rahatlayalım. Soru var bu evet. Onun için ya verilmiş bir ödül zaten. Hep onu konuşuyoruz biz. Tamam, artık kapattık o konuyu. Geçti, o çizgi zamanla değişecek. Sen sorularını sor, ben cevaplayayım ki biraz artık paylaşmaya başlayalım. Yoksa hep bu sorunların arasında boğulacağız. Mesela şey falan, hani diyorlar ya, bu evde artık gerçi klasik oldu diyorlar. Herkes işte hani adayını bir sürpriz bir şey yapmak istiyorsa işte yemek yapıyor, götürüyor ya da kahvaltı falan. Tabii haklı da insanlar. Başka yapacak bir şey yok ayrı. En fazla hani onları yapabiliyorsun da. Yani ne bileyim, herhalde daha böyle tam alışamadığım için süre kısıtlı, onu da biliyorum. Elim çabuk tutmam gerekiyor. Hepsini çok iyi biliyorum. Ama böyle hani sadece belki burada sen tek başına olsan daha rahat, hani bir şeyler yapabilirim, gelebilirim. Ama böyle hani... Burası böyle bir platform değil mi? Evet, olduğu için daha herhalde alışamadım diye de mi bilmiyorum hani. Hoş geldin üstadım. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Bu öyle bir platform değil ama. Evet, biliyorum. Ama burada ben herkes birbirini görüyor. Belki bunu. Zamanla ama dediğim gibi başlangıç yapmalıyız artık. Tamam, başlangıç yaptık işte, yapıyoruz. Başladık. Umarım güzel olur. Yok artık girmem buralardan. Yok artık yenildim henüz savaşmadan. Yok artık giderim ben buralardan. Yok artık yenildim henüz savaşmadan. Yalnızım bugün, gözlerimde sen yokluğun ölümden beter. Kaybolur güneşim, özlerim doğar güneş güzel gözlerinden. Yalnızım. Bak, insanların ne dediği umurumda değil. Beni sen ilgilendiriyorsun. Ben senden bir ışık aldığımı zaten söyledim. Ama bu %60'ı sana bağlı olan bir şey artık. Evet. Tamam, yapacağım. Yapacağım da beni öğrendin. Yapacağım aynen. Bak, en azından onunla başladı. Güzel. Aynen. Bak, bizim yalnız kalmamız, özel anlarımız olması gerekiyormuş. Gerçekten biraz ondan da oluyor herhalde. Çözemedim bir şeyleri. Zaten böyle çok sorunlar yaşadım. Bir de seninle yalnız kalmayınca, hep sorundan konuşunca bir şey var ortada. Sürekli onu hissediyoruz, anladın mı? Yani hep kafamda düşünüyorum. Hiçbir şey soramadım. Nelerden hoşlanıyorsun, neler yapıyorsun? Çok az konuştuk yani. Sor işte. Hayallerin ne, planların ne? Sorabilirsin şu an. Konuşamadığınız zaten. Onun için güzel oldu. Aycan'la onlara bir kere daha teşekkür edeceğim yani. Aynen, güzel bir şey vesile oldular. Artık insanlar da sıkıldı. Niye terliyorlardır, kız buraya yakın diye geldi. Bir türlü şeye dalga geçiyorlar bende. Arkadaş gibisiniz ya. Hele Didem şey diyor, onların evine gitmişsin ya diyor. Yere oturmuşsunuz diyor, yer sofrası hesabı. Sanki diyor böyle iki tane şey hani... Ne yapıyorsun kardeş falan diyecek, birazdan şey yapacak falan diye böyle hani işte orada oturduk konuşuyorduk ya, hani ben şey, bizi şikayet ediyor gibi oturuyorsun kötü falan. Kötü bir şey değil. Bence çok zevkliydi. Ben hiç öyle düşünmedim onu ki, bana arkadaş gibiyiz demeleri bence çok güzel bir şey. Benim zaten ilişkide en başta beklediğim şey o. Arkadaş. Benim en iyi arkadaşım olması lazım. Aynen. Benim sevgilimin, eşimin. Önemlisi o değil mi ya? Aynen öyle oluyor. Yani sonra aile ne izliyor? Ben ondan sonra aile izliyor. Ya ailemiz izliyor ya burayı Sibel. Ailelerimiz izliyor tamam, ya. Tamam, izliyor biliyorum. Ben de dedim ki ev tamam hali işte ya. Kalk kalk kalk, ki merdivenlere çıktınız ya. Evet. O da dedi ki aileniz izliyor dedi. Biz de bu şekilde dedi. Burada dedi. Burada skeçler yapılıp bir yerde belgülüyoruz. Onlara aileniz izliyor demiyordu, alkışlanıyordu. Buna mı şey yapıyorsunuz? Sen. Hayır, ailenin izlenmedeki, ailenin izlenmeyeceğine açıklamak için Sibel. Ailemiz izliyor yani. Her ne kadar da burada ailemizi temsil ediyoruz. Evet, gülüyoruz. Ailem gülmemi istiyor. Güldüm kalkattım. Ne var bunun? Bir şey söyleyeceğim. Bizde bir şey, bir şey yok dedik bizde. Günlük ev var dedik. Makaranı yap, kukaranı yap dedik. Yapıp gülseniz bir şey demeyeceğiz zaten de. Biz aramızda espri yapıyoruz zaten.
Ya zaten Barış size kötü bir şey söylemedi ki, ev halidir dedi. Gülerler normal dedi. Hayır bak, siz neye altından geldiniz, şimdi şöyle bir cümle geliyor ya, ailemiz izliyor. Aile izleyecek, ya o... yani aileyi izlettirmeyecek ne yaptık az önce biz? İşte kötü bir şey yapmadınız. Şimdi sen Barış'a bu soruyu sorarsan cevabını alamazsın Sibel. Ve Gamze, size sesleniyorum buradan. Kime sorduğunu niye sokuyorsunuz? Hayır, kimseyi sokmuyor bu çocuk. Bu çocuk şimdi size anlatmaya kalkarsa zaten anlayamazsınız. Ben o yüzden arayayım. Hay canım, birilerine gülmemiz dokunmuş, ondan böyle oldu. Anladın mı? Birilerine kurtaracak diye daha da batırıyor ya. Gerçekten öyle yani. Yani bu güzel. Demek oluyor ki daha çok güleceğiz, daha çok dokunacak. Evet. Orada o suratı beş karış oturuyor ya sevgilisi. Sibel, gülün. Öyle zaten. Her zaman gülün. Her zaman. Bundan sonra ağlamak yok, gülmek var. İsteyen istediği kadar rahatsız bir neden olabilir. Bir şarkı Allah'a şükür ben de 25 yaşındayım, o da 25 yaşında. Ailemiz izliyor ve kim nasıl davranacağını burada çok iyi biliyor. Kimsenin ailesi kimseyi ilgilendirmiyor. Aynen öyle. Aynen herkes öyle. Kendi ailesine baksın. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamam bak, şimdi Didem'in yapmak istediği buydu zaten. Yürü kalk geç, içeriye geçelim. Geç 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 ya, konuşulacak bir şey mi var Allah'ın aşkına? Allah'ın aşkına Didem'in nasıl şu an yaptığı şeyi anlamıyor musun? Yani burada kahkaha atmak suç, ağlamak suç. Gerçekten hiçbir şey demiyorum ya. Yemin ederim hiçbir şey demiyorum. Bana bir şey diyemezsin, öyle kinayeli kinayeli de konuşma yani. Tamam mı? Şey, Külhan Bey misiniz bu evin siz ya? Gelmiş hesap soruyor bile. Gamze ile bugün Didem birkaç kez yorumlaştı Gamze ile Sibel'in eğlenmesi üstüne. Ve Sibel bunun üstüne üzüldü. Gamze tepki gösterdi. Biz eğlenince niye sorun oluyor? İşte siz taklit yaparken iyiydi moduna getirdi. Birincisi, biz taklit yaparken herkes gülümsedi ve biz kimseyi kırmadan, incitmeden insanları güldürmeyi başardık yeteneklerle. Onların ikisi ortada boş boş gülünce insanlar tabii ki de garipsedi, bir yorumlar yaptı. Tabii kimsenin gülmesi, eğlenmesi aslında hiçbir problem teşkil etmiyor ama boş olunca insanlar da sorguluyorlar ve haklılar. Sen bakma insanlara, dediğim gibi. Bırak aksın yani. Güzel olacak. İnşallah. İstiyorum, çok istiyorum güzel olmasını. Ben de gerçekten istiyorum. Gerçekten orada çok güzel şeyler yaşayıp ve seninle olmasını çok istiyorum. İstediğim için zaten. Benim amacım... Girmek istesem girerdim. Senin ismini vermeyerek girerdim. Tekrar... Zaten sen etkili oldun buraya gelmemde. Tekrar yeniliyorum. Bunu insanlara değil, bana göstermen önemli. Diğer insanlar istediğini düşünebilirler. Gerisi teferruat. Güven bana yani. Benim. Karşılıklı saygıyı bozmayalım. Evet. Hiçbir zaman. Tabii zaten ki... iki şey işte, en iyi arkadaşım olmak ve saygı tabii ki. Asla kaybetmemiz lazım. Zaten saygı düştüğü zaman başka hiçbir şey toparlayamıyorsun ki. Ailem ne diyor? Ailen ne diyor bu duruma? Abi, su ya da meyve suyu gibi bir şey istiyorum. Ben getireyim. Zahmet olacak. Yok, estağfurullah. Seni sensiz yaşamak. Seni sensiz yaşamam. Bu hasret yüreğimi yakıyor. Ailem ne diyor? Seninle ilgili mi? Seninle ilgili, burası ile ilgili. Şöyle söyleyeyim. Zaten annem, babam, abimle yaşıyor. Abimle babam erkek oldukları için biraz hani onlar son noktalarda gider ya, programı da şu anda izlemedikleri için onların pek seninle alakalı haberleri yok da. Annem seni biliyor. Hatta beraber izlerken ben seni çok beğendiğimi söylemiştim işte. Buna direkt bayıldı zaten. Direkt hani tam evlenecek efendi, benim istediğim tarzda bir çocuk dedi. Annem sana direkt onayı verdi zaten. Babanla abinin haberi yok mu dedi. Evet. Buraya geldiğimden değil. Yani seni görmediler. Anladım. Hı-hı. Ama buraya biri için geldiğini biliyorlar sonuçta. Biliyorlar. Tabii ki biliyorlar. Ama seni görmediler. Anladım. Ben o konulara çok dikkat ediyorum. Aile konularına. Hı-hı. Yani... benim annem, babam, kardeşim, bir yolda olduğum kadını beğenmeli ya da
onun hakkında olumlu olmalar benim için çok değerli. Onların olumsuz kararları benim göremediğim birçok şeyi gördüklerine işaret ediyor benim gözümden ve ben öyle inanıyorum. Yani siz kabul etmeseniz de bu benim gelin adayım diye diretemem ama karşımdaki gelin adayı değiştirir o çizgiyi de onların gözünde tekrar. Bizimkiler de ara ara izliyorlar herhalde. Annem çok takip ediyor. Babam biraz daha tabii geride işler işte. Benim de sebebim o. Yani babamla abimiz de insanlar olsa zaten tabii ki zaten daha fazla haberler olur. Ama zaten izlemiyorlar. Çok fazla şey yapamıyor. Ama zaten öğrenecekler sonuçta izledikleri zaman beni gördükleri seni görecekler. Bilmiyorum benim de aynı şekilde. Sonuçta herkesin ailesi önemli akım yani kendine göre. Benim de önemli. Onların onay vermesi çok önemli. Özellikle annem çok önemli. Çünkü ben onun düşüncelerine çok inanıyorum hislerine. Hani bir laf var ya, o doğru, anne hissiyatı. Yani birisine mutlu olursa da olmazsın diye onlar hissediyor ya. Söylediği zaman kesinlikle çıkıyor sonunda. Ben onu dinlemediğim zamanlar sonunda çok pişman olduğum oldu. O yüzden şu anda çok inanıyorum. Sağ olasın. Ben Gökova'da neyi görüyorum biliyor musun? Şu anda o inanılmaz güneş batışını görüyorum. Ne kadar güzel. Ya. Deniz yavaş yavaş rüzgar dindi. O yüzden kiteboardçular da zaten çıktılar. Ya soğudu, soğudu yine. Hayır, hiçbir şey soğumadı. Çok sıcaktı zaten. Güneş yavaş yavaş batıyor, rüzgar durdu. En güzel zamanı. Sadece dalgaların sesini duyuyor. Yavaş yavaş. Peki bu kadar huzurlu ortamda ben niye yanımdayım? Daha dur, oraya geleceğiz. Hı, tamam. Güneşe bakıyorum, dalgaların sesini dinliyorum ve yanıma bakıyorum sen. Diyorum ki, Tuğçe'cim, ay üşümeyelim. Aynen, evet. Ben de şunu söyleyecektim zaten. Sen bana üşümeyelim diyorsun. Ben de, Tuğçe'cim, bu havada üşünür mü? Denizin en güzel zamanı. Hadi diyorum. Sen tekrardan... üşürüz sonra. Güneş de batıyor diyorsun. Hızlı çekiyorsun. Yaklaşık bir 15-20 dakika seni direttikten sonra seni denize girmeye ikna ediyorum. Wow. Elinden tutuyorum. Yavaş yavaş denize gidiyoruz. Yavaş yavaş olmaz. Biz çok hızlıyız. Yok. Biz bu sefer yavaş yavaş gidiyoruz. Çünkü sen hala... hala içinde denizin soğuk olduğuna dair düşünceler var. Yavaş yavaş gidiyoruz. Ben giriyorum. Sen hala gelmek istemiyorsun, korkuyorsun. Denizin soğuk olduğuna kendini inandırmışsın. Senin için o deniz soğuk. Tuğçe'cim, gel diyorum. Deniz soğuk değil. Bana güvenmek istiyorsun ama güvenemiyorsun. Tuğçe'cim, gel diyorum. Deniz soğuk değil. Bakıyorsun, o an kararını veriyorsun. Ve ayağını yavaşça suya bir sokuyorsun ki... Ay, dondum. Hayır. Dondum. Donmadın. Donmadın mı? Deniyorsun. Dediğin kadar varmış. Ne kadar sıcakmış deyip... Çok sıcak, çok. Denize benimle beraber giriyorsun. Yavaş yavaş. Ahenkli kulaçlar ataraktan. Denizin derinliklerine doğru yüzmeye başlıyoruz. Su o kadar güzel ki... Dalgasız, sessiz, sakin. Sonra yüzüyoruz, yüzüyoruz, yüzüyoruz. Hala boy. Ciddi anlamda olumsuz bir durum olduğunda... ...gerçekten annem babamın sözünü dinleyen bir insanım. Bu konularda biraz ters gelebilirim insanlara. Hani senin özgür iraden yok mu diye de sorabilirsin. Yok. Vesaire işte. Bu müzik güzel, dans edelim mi? Teşekkürler, ne gerek yok. Biraz daha yavaş olayım. Ayaklarımı açıyorum. Nazlı yarım gezerse beni gezerse ben...
su olmam korkarım, ben su olmam korkarım. O kayalar ezerse beni ezerse, o kayalar ezerse beni ezerse, ben su olur akarım, ben su olur akarım. Az diyarım içerse beni içerse, az diyarım içerse beni içerse. Adamlar ezerse beni ezerse, o kayalar ezerse beni ezerse, ben yol olur uzarım, ben yol olur uzarım. Az diyarım geçerse beni geçerse, yılda bir kere olsun benden geçerse. Elleri hiç terlemeyen insanın elini terletiyorsan ben ne yapabilirim yani? Güzel. Ama Merve isteksiz gibi davranıyordu ya. Yüz falan. Merve'nin yüz falan çok isteksizdi ya. Bana öyle geldi arkadaşlar. Bu daha iyiymiş. Bana böyle... Tamam Kutu, ailemsin. Akın'la Merve son bir haftadır böyle çalkantılı gidiyorlardı. Merve de bu durumdan muzdaripti zaten. Bugün o dansın iyi geleceğini ben düşünmüştüm zaten. Ama böyle gülümsemeler yakaladım, bakışlar yakaladım. Bir kere o temas çok önemli bir şey. Umarım bundan sonra her şey onlar için çok güzel olur. Ama şuna eminim, eskiye göre daha iyi olacak. Ne oldu ya? Bir şey yok. Ben sana sonra hepsini anlatacağım. Gerçekten ısındım. Yanacaksın ya sen. Yanacaksın. Bir sıcaklık hissediyor musun Tuğçe şu an? Bak yine bir sıcaklık hissediyorum. Benim vakit bir şey yapmama lazım. Bak şöyle elimi şöyle tutsam biraz sonra yakarım bunu. Evet yakarsın biliyorum. Belki yaparsın çünkü. 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 Atacağım sana yeni tip atacağım. Zaten şeysin yani ya, şu an. Senin attığın tipler. Yani ay ay çok demode. Bunlar sakın bunları söyleme. Senin yaptığın gider hoşuma gidiyor. İnce ipte miyim şu anda? İnce bir ipte mi takılıyorum? Biraz. Okey. Ne yapmam lazım? Kaç takla atmam lazım? Ya saçmalama, öyle bir şey hiç yapmam. O topları sokmam seni ya. Takla atılacaksa ben atarım. Wow. O zaman beraber atalım. Aa. Wow. Bir de kızacak şimdi. Hayır. Koşarak kaçmak istiyorum. Evet. Ay. Siniyorsun değil mi? Evet. Bak keşke yanımda olsun bu adam. Öpüşüyorum. Tabii canım. Personal heater. Mübala yaptım hani. Kişisel şey. Kişisel ısıtıcıyım ben. Her şeyi paylaşmalısın. Yani müşterek bir hayat. İlişkilerde öyle değil mi?
Ama sen çok çalışıyorsun, korkuyorum ya. Çok çalıştığını söylüyorsun, korkuyorum. Benim biraz sıkıntım var. Ne yani? Ondan da korkuyorum herhalde sana. Çok uzun saatler çalıştığını söylüyorsun. Ben sevdiğim adamın benden o kadar uzun süre ayrı kalmasına çok tahammül edemem. Ondan korkuyorum. Katlanamazsın yani. Katlanamam, dayanamam yani. Daha çok görmek isterim, anladın mı? Hep çok olmak zorundayım yani. Bir, belirli bir zaman sonra çok görmekten de sıkılacağını düşünmez misin hiç? Hep görmek istiyorum. Ben biraz ağır yaşıyorum aşkım. Yaşarım yani. Birisini sevdiğim zaman... Yani benim yanımda sen 24 saat daha ayrılmasan ben sıkılmam ki. Bu benim işim. Yani teşekkür ederim kardeşim. Bu benim işim. Ben mecburum yani uzun saatler çalışmaya. Ben o anlamda demedim ki. Ve ben bunu hep söylüyorum, benim işimle kabul edecek bir kadın. Evet. Soruyorum. Yani, kabul etmiyorum demedim hayır, sadece. Hayır, hayır. Ben söylüyorum sadece. İşimle kabul etmesi gerekiyor ve alışmalı yani o durumu. Beni de götür. Eğit, öğret, beni de aç yap, beraber çalışalım. Yani bu... Olursa yani. İstekle alakalı bu. İçinden geliyorsa evet. Ben yemek yapmayı çok severim. Kendi çapımda da güzel yapabilirim. Sen ne kadar, her ne kadar boksan da benim bizim evde. Baharatı bilmiyorum falan. Baharatları bilmeyen yemek yapamaz, bilmez iyi yemek yapmayı diye. Doğru benim geldiği yemekleri çok beğenirler. Senin kadar prof tabii ki bütün baharatları bilemeyebiliriz yani. Unutma bu sözünü. Bir yemeğini yerim o zaman. Tabii ki yapacağım. Yemeğimizi yedik. Müzikler eşliğinde. Çok romantikti. Ya hep izlediğim zaman böyle acayip kalbim küt küt atıyordu. İşte bir gün ben de hani böyle bir şeyler yaşayacak mıyım falan diye, ortam sinerji falan. En sonunda kısmet oldu. Bundan dolayı çok mutluyum. Bir de Akın'la böyle bu kadar yakın bir araya gelince ve yakın temas, hani dans ederken falan ve o müzik eşliğinde hiç bu kadar heyecanlanacağımı hayal etmiyordum. Hatta söyledim yani, bacaklarım titriyor şu an heyecandan diye. Güzel bir duyguydu. İnşallah böyle devam eder. Birbirimizi daha iyi anlarız ve daha güzel yemeklerimiz olur. Biz az önce orada kahkaha atıyorduk, bayağı güldük, eğlendik, makara yaptık Sibel'le baş başa. Üç erkek de, damat adayı da orada oturuyordu. İçeri girdik Sibel'le. Didem de dedi ki size hani ne oluyor dedi, iyi misiniz dedi, aile izliyor programı dedi. Hani biz de dedik ki ne var? Hani... Direkt aile izliyor diye bak öyle yanlış anladınız bir. Hayır canım ya, ben sana olanı anlatıyorum. Öyle söyledi. O da ondan sonra dedi ki hani ne var dedik, ne yaptık ki dedik yani aileyi sarsacak. Hani 25 yaşındayız hepimiz, ne yaptığımızı biliyoruz yani. Ondan sonra Didem dedi ki damat adayları dedi öyle konuşmuyor, hani bir gidin sorun isterseniz dedi. Damat adayları da hiçbir şey söylememişler. Hani keşke bizim mutluluğumuz da insanlar burada mutlu olsa. Ay ne kadar bak, güzel bizim, gülüyor, eğleniyor kızlar bizim dese taklit herkes. Örneğimizi veriyorsunuz da biz bunu, hatta siz yapın diye bize yalvardığınız, hani tabiri caizse yalvardığınız bir olay. Biz zaten burada kimseyi kırmadan, incitmeden bir taklit çıkardık ortaya. Ki hani bu tüm herkesin güldüğü bir şeydi ama siz sadece kendi başınıza gülünce insanlar size anlam veremediğini, hani ne yapıyorsunuz, ne oluyor? Aa, mutluyuz, eğlenin, mutluyuz ya. Ağlayınca... Bak ağlıyoruz. Ağlayınca moralin bozuk olduğu için ağlıyorsun. E mutluysan da mutlusun. Mutluyuz yani. Tamam, İki mutlu arkadaşız. Ol. Burası bizim evimiz ve ilgilendiğimiz bir damat adayı yok. Baş başa eğlendik. Ama benim canımı yakalım. Bundan sonra canını yakacağım. Canımı yakacağım. Ben burada olana kadar Gökhan diyeceğim. Bu kadar adamın hakkını yiyemezsiniz. Adam. Gökhan burada yokken ismini geçiremezsiniz. İsmini geçiremezsiniz. Sen yeterince reklamını yaptın zaten, tamam mı? Senin reklamların bitti. Bundan sonra insanlar konuşamayacak, sadece izleyecekler. Çünkü bizim filmimiz başlıyor. Akın ve Merve'nin filmi başlıyor. Canım benim, benim gelip gelmeyeceğim belli değil ama ben o evde seni ağlamanı istemiyorum. Gülerek çıkmanı istiyorum. Onun gelip gelmeyeceği belli değil de sen istersen gidebilirsin bu evde. Sen istersen gidebilirsin bu evde. İlişkinizi hala samimi buluyorum ama merak ediyorum. Sen de uzaktan bu kadar güzel sevebilir misin? Son zamanlardaki tavırların yüzünden bu evde yerin olmadığını düşünüyorum. Bence bu haftanın en büyük özeti olsun bu. Seni bu evde görmek istemiyorum.
sen çok.